Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Zeka Bab-ı Sadakati Alâ Beni Hâşim. Evet, bu kitap zekattan bahsedecek. Zekattan da ilk önce Beni Hâşim'e sadaka, zekat verilir mi, verilmez mi? Bundan başladık. Çünkü bu meselede ihtilaf büyük de onun için ihtilafı büyük olan bir meseleden başladık. Beni Hâşim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesi. Ulemanın bir kısmı Beni Hâşim'e de zekat verilir demiş. Bir kısmı da Beni Hâşim'e zekat verilmez. Niçin verilmez? Onun sebebi, hikmetini beyan ediyor. Evvela caizdir, verilir diyenlerin delilini yazıyor. Diyor ki, haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذن رواية ديور قال ديني من وريه بر قافلة قدوم إلدي فاشترى منها او قافلة ستن aldı. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz satın aldı. Meta'an eşya. Eşya satın aldı. Feba'ahu almış olduğu ve eşyayı sattı. Biribhi uvâki fiddetin. Gümüşten birkaç okiye kâr ile sattı. Okiye 10 dirheme bir okiye derler. O vakit dediğine göre artık 3 okiye, 5 okiye neyse o karını o kadar bir kar yapmış. Yani birkaç okiye. Birkaç okiye deyince yani en aşağı 30 dirhem. 30 dirhem, 40 dirhem ne kadar ise. Evet, 100 dirheme kadar. Bunun böyle karına sattı. فَتَسَدَّقَ بِهَا o karı tesadduk eyledi. عَلَى اَرَامِلِ بَن۪ي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِنْ sülalesinin mühtaçlarına. Yani Beni Hâşim. Beni Hâşim daha yukarı da Abdülmuttalip daha onun aşağısı oğlu. Evet, 17 erkek kadın mühtaçlara o sedekeyi dağıttı. O karı sedeke olarak dağıttı. Şimdi burada esas geçiyor ki فَتَصَدَّقَ بِهَا o birkaç okuyu gümüşü tasadduk etti. Kime? اَلَا اَرَامِلِ بَنِ عَبْدُلْمُطَّلِبِ Abdülmuttalip'i mühtaçlarına. Sümme kâle, sonra Resulullah Efendimiz buyurdular ki لَا أَعُودُ أَنْ أَشْتَر۪ي بَعْدَهَا شَيْئًا اَبَدًا لَا أَعُودُ ben evdet etmem, اَنْ أَشْتَر۪ي satın almaya بَعْدَهَا bu alışverişten sonra şeyen hiçbir şey ebeden hiçbir şey alışveriş yapmam. Bu alışverişten sonra Resulullah Efendimiz alışverişi de terk etmiş. وَلَيْسَ ثَمَنُهُ عِنْد۪ي yani hangi alışverişi yapmam? Parası olmayan, yanımda olmayan bir şey almam. Parası peşin olursa alırım, yoksa almam. Buyurmuş. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلٰى هَذَا الْحَدِيثِ bir takım cemaat bu hadise sahip oldular ve ebâhu mubah kıldılar اَسْسَدَقَةَ زَكَاتِ عَلَى بَنِ هَاشِمٍ Beni Hâşim'e sadaka vermeyi mübah kıldılar. Resulullah Efendimiz Beni Hâşim'e sadaka dağıttı. Öyleyse bu caizdir. Başka bir kimse de Beni Hâşim'e sadakasını, zekatını verebilir dediler. Ve halefehum fî zâlike âkherûn. Diğer alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekalû dediler ki la yecûzü sadakatü sadaka caiz olmaz. Hangi sadaka? Mine zekevâti zekattan olan sadaka caiz olmaz. Ve tatavvu'i tatavvu'dan olan sadaka caiz olmaz. Ve gayri zalik bunun gibi nezir olur, başka bir şey olur. Bu sadakeler caiz olmaz. Ala Beni Hâşim. Beni Hâşim'e bu sadakeler caiz olmaz. Ve hüm bu Beni Hâşim kel eğniyâi zenginler gibidir. Zenginlerin hükmündedir. Fema ul bir şey ki harume haram oldu. Alel-ağniyâi zenginler üzerine mine sadakati sadakadan. Sadakadan zenginlere haram olan şey fehye. O şey haramdı. Alâ Beni Hâşim, Beni Hâşim'e de haramın haramdır. Fukara ekânû. İsterse Beni Hâşim fukara olsunlar. Ev-ağniyâ isterse zengin olsunlar.
Zekat kimin hakkıdır? Fakirin hakkıdır. Zengin alabilir mi? Alamaz. Öyleyse Beni Haşim de alamaz. O Beni Haşim'den olan zat ister fakir olsun ister zengin olsun. Bunun sebebi hikmeti. Zengin sedeke alamıyor. Ne sebebiyle? Mali bulunduğu sebebiyle. Zengin var, zengin, mali var. O mal dolayısıyla fukaranın hakkını alamaz. Zekat fukaranın hakkı. Beni Haşim, Beni Haşim'in hepsi zengin değil ki, fakirleri de var. Bir, onların alamamalarının illeti de Beni Haşim'den olmaları. Zekat malın kiridir. Beni Haşim ise Resulullah Efendimiz'in sülalesidir. Malın kiri onlara layık değildir. Onlar müstesna tutulur. Sen malın zekatını çıkardığın vakitte malın kirini çıkardın, verdin. O adam Beni Haşim'den değilse alır, helal onu. Ama Beni Haşim'den ise yok, alamaz. Malın kiri ona layık değildir. Ve kullu ma hal bi şey ki yahillu helal olur lil agniyai, zenginlere min gayri Beni Haşim. Beni Haşim'in gayrisinden zenginlere helal olan şey fahve helalur ve helaldir li Beni Haşim. Beni Haşim o da helaldir. Fukarayihim ve agniyaihim, Beni Haşim fukarası olsun, agniyası olsun. Zengine helal olan bir şey onlara da helaldir. Zengine helal olan nedir? Hediye. Sen zengin bir adama bir hediye verdin. Caiz mi değil mi? Caiz. Beni Haşim'e de hediye caiz. Zengin olsun, fakir olsun. Sen malın zekatını çıkardın yahut da nezir yaptın. Yahut da nafile bir sadaka veriyorsun. Bunu fakire mi vereceksin, zengine mi? Ha? Fakirle zengin olur mu? Evet. Sen sadakanı çıkardın. İster nafile ister farz olsun. Zengine olmaz. Zengine verirsen ise yerini bulmaz o. La fakire vereceksin. Zengine çıkarsan da zengine zekatını versen vermemiş sayılırsın. Tekrar onu vereceksin. İşte o Beni Haşim'e de verilmez. Sen malın zekatını çıkardın, Beni Haşim'e verdin. Onu tekrar vereceksen o yerini bulmadın. Ama hediye olur. Zengin hediye alabildiği gibi Beni Haşim fukarası zengini de hediye alabilir. وَلَيْسَ عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَ, bu mekale sahiplerinin aleyhine olmadı. عِنْدَنَا, bizim indimizde حُجَّةٌ حُجَّةٌ olmadı. فِي الْحَدِيسِ الْاوَّلِ, birinci hadiste. Bu ikinci mekaleyi diyen kimler? Caiz değildir diyenlere. Birinci hadiste bunların aleyhine delil var mı? Birinci hadiste istidlal edenler diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Abdülmuttalib'in mühtaçlarına sedeke dağıttı. Binaenaleyh bak beni Haşim'e sedeke vermek caizdir diyorlar. Diyor ki İmam Tahavi diyor ki hayır, bu delil değildir. Bu ikinci mezhep sahiplerinin aleyhine delil olamaz. وَلَيْسُ olmadı عَلَى اَهْلِ هَذِي الْمَقَالَ, yani bu sonki caizdir diyen diyenlerin aleyhine olmadı. عِنْدَنَا, bizim indimizde hüccetün delil olmadı. فِي الْحَدِيسِ الْاَوَلْ, birinci hadiste. Ne için delil olmadı? لَاَنَّهُ يَجُوز, caiz olur ki en يَكُونَ ola مَا اُلْبِ مَلْ كِ تَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in tesedduk etmiş olduğu mal ola. Min zalik, o kendisi alışveriş yaptı da ondan birkaç okuya gümüş kazandı. Onun tesedduku ola ala eramili Beni Abdülmuttalib, Beni Abdülmuttalib'in mühtaçlarına vermiş olduğu sedeke caiz ki ola. Lem yece'aluhu, kılmamış ola Peygamber Efendimiz. Min cihati sadaka, sedeke cihetinden kılmamış ola. Elleti öyle sedeke ki tahrumu ala Beni Haşim. Beni Haşim'in üzerine haram olan sedeke cinsinden olmaya. Resulullah Efendimiz'e de sedeke verdi ama sedeke iki türlü olur. Bir hediye kısmından sedeke olur. Bir de doğrudan doğru haram olan sedeke olur. Peygamber Efendimiz fakirin hakkı olan sedekeden mi kıldı? Yoksa zengine verilen hediye kısmından mı kıldı? Caiz ki diyor, haram olmayan kısım olan hediye kısmından kıldı. Fi kavli men, bir kimsenin kavlinde ki bu, evet, yuharrimuha, sedekeyi haram kılar, aleyhim Beni Haşim üzerine. Bu haram kılan kısımdan olmadı, velakin cealaha,
Lakin Resulullah Efendimizin vermiş olduğu o mal ola min ciheti sadakatilleti şol bir sadaka cihetinden ola ki tehillü helal olur lehum beni haşime. O da hangi kabilden? Hediye ne önden olan. Peki hediyeye hediye başkadır, sadaka başkadır. İkisi bir manaya değildir. Diyor ki burada mecazen hediyeye sadaka demiş. Yoksa bu hakiki sadaka değil. Resulullah Efendimiz kazanmış onu. Ondan sonra zengin, fakir, sile-i rahim olarak, hediye olarak dağıtmış. O bu kabildendir. Böyle olmak caizdir. Binaenaleyh o birinci hadise ikinci mezhep sahiplerinin aleyhine delil yoktur. Feinna kad ra'ina, biz gördük. El-Aghniya zenginlerin, gayri Beni Haşim. Beni Haşim'den olmayan zenginleri gördük ki kad yetesaddakur racülü. Bir adam sadaka tesadduk eder. Ala hadim, o zenginlerin birisine bidarihi evni tesadduk eder. Ev bi abdihi, kölesini tesadduk eder. Feyekûnü zâlik, bu olur. Caizen, caiz olur. Helalen, helal olur. Bu caiz, bir zengine malını sadaka verdi. Bu sadaka de sayılmaz. Zahiren sadaka denilir ama hediyedir o. Evini bir adam, zengin bir adama bağışladı. Kölesini bağışladı, atını bağışladı. Olabilir. Bu caizdir, helaldir. وَلَا يُحَرِّمُهُ Ona haram kılmaz. Aleyhi o zengin üzerine maluhu onun mali. Sen bu evi, bu köleyi buna verdin ama bak bunun mali var, haramdır. Yok. Onun mali olması onun üzerine onu haram kılmaz. Bu ibareyi harekeleyin sonra halledemezsiniz. وَلَا يُحَرِّمُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ Onun mali bu hediyeyi haram kılmaz ona. Fekâne olur. Mâ ul bir şey ki yahrumu aleyhi. Onun üzerine haram olur. Buradaki yahrumu, yuharimi değil. Fekâne olur. Mâ şul bir şey ki yahrumu. Haram olur aleyhi, zengin üzerine. Ne sebebiyle? Bi malihi, malının bulunması sebebiyle ona haram olan şey olur. Mine sadaka, sadakalarda. Ve huve de nedir? Ezzekevat, zekatlardır. Vel keffarat, keffaretlerdir. Ve sadakatü leti şöyle bir sadakalardır ki yeteqarrabu bi yuteqarrabu biha onunla tekarrub olunur ilallahü teala Allahu Teala'ya. Nafile sadaka. Ben vereyim de Allahu Teala bu sadakem yüzünden beni sevsin. Beni affı mağfiret etsin. İşte bu nafile tatavu olarak verilen sadaka. İşte zenginin alamaması bunlardandır. Zenginin indinde mal var. Mal var. O mali olduğundan dolayı bu sedekeleri alamaz. Hangi sedekeleri? Zekat, kefaret, nafile sedeke, nezir bunları alamaz. Sebep alamadığının sebebi ne? Mani olan şey ne? Mali. Mal olması. Mali var. Zenginin mali var da mal olduğundan dolayı bunları alması ona haram. فَاَمَّا السَّدَقَاتُ اللَّتِ شُلْ بِسَدَقَلَرْ ki yuradu biha onunla murad edilir. Terikul hibat, hibe teriki. Hibe yoluyla veriyor. Ve in summiye sedekatin onlara sedeke tesmi edilse bile onlar hibe olduğundan fela haram olmaz. Hakikatte ona sedeke deniliyor ama sedeke değil o hibe. Çünkü sedeke kim olur? Fakiri olur. Sen zengin bir adamı sevmişsen adam veresen de yok ben ölünceye malım sene kalsın diye. Yahut sağlığında malını ona verdin. Halbuki adam zengin. Bu hakiki sadaka değil. Ben bunu sana tasadduk ettim diyorsun ama o hediyedir. Hakikatte hediyedir. Zengine hediye caizdir. Öyleyse Beni Haşim'e de hediye caizdir. Fekezalike Beni Haşim. Beni Haşim de böylecedir. Harume sadaka haram oldu. Aleyhim Beni Haşim üzerine. Niçin? لِقَرَابَتِهِمْ yakın olduklarından, Resulullah Efendimiz'in akrabası olduklarından onlara zekat, hakiki sadaka haram oldu. مِنَ السَّدَقَى sadakelerden. مِسْلُ مَا حَرُمَ haram olan şeyin misli gibi عَلَى الْاَغْنِيَا zenginler üzerine ben بَنْبُوَالِهِمْ malları sebebiyle zenginlere haram olan sadakeler Beni Haşim'e de haramdır Peygamber Efendimiz'e akraba olduklarından. Yani demek ki sedekeyi, zekati vereceğin adamda iki şey olmayacak.
Birisi mal olmayacak, birisi de Resulullah'ın akrabası olmayacak. Zengin olursa zenginliği dolayısıyla sedeka alamaz. Resulullah'ın akrabası olursa Resulullah'ın akrabası olduğundan dolayı sedeka alamaz. فَأَمَّا مَا وَالْبِرْ سَدَكَ كِ كَانَ لَا يَحْرُمْ عَلَى الْاَغْنِيَا Zenginler üzerine haram olmadı. بَاَمْوَالِهِمْ Onların mallarının olması sebebiyle onlara haram olmadı. Ki o da neydi? Hediye. فَاِنَّهُ اُوْ لَا يَحْرُمْ Haram olmaz. عَلَى بَنِ هَاشِمْ Beni Haşim'e de haram olmaz. بِقَرَابَتِهِمْ Resulullah Efendimiz'e akrabalıkları dolayısıyla o da haram olmaz. فَلَهَذَا Bunun için cealna biz kıldık. Maşul bir malı ki kâne tasaddaka bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in tesaddük etmiş olduğu malı kıldık. Alâ eramilihim Beni Abdülmuttalib'in mühtaçları üzerine vermiş olduğu malı kıldık. Min cihetil hibat hibe cihetinden kıldık. Hakiki sadaka değil. Resulullah Efendimiz onları hibe etmiş. Ve in sümmiye zâlik sadakaten. Buna sadaka tesmiye edilse bile bu hakiki sadaka değildir, hibe cinsindendir. Ve hâdellezî işte bu ol bir şeydir ki yembeğî layık olur. En yuhmel hamruluna tevilü zâlikel hadîsil evvel birinci hadisin tevilü hamruluna aleyhi bu mâna üzerine. Caizdir diyenler sadakayı hakiki sadaka kıldılar. Resulullah Efendimiz sadaka etti. Kazanmış olduğu o kârı Abdülmuttalib'in oğullarının mühtaç olanlara sadaka etti diyor. İkinci zümre diyor ki siz sadaka etti diyorsunuz ama bu hakiki sadaka değildi. Bu hibe nevünden idi. Diyor ki siz niçin tevil ettiniz? Sadakayı hibe manasını aldınız. Durup dururken tevil ettiniz. Hadiste durup dururken tevil olunmaz. Diyor ki aşağıda okuyacağımız birçok hadisler var. O hadis o hadislerinden taarruz etti. O hadisi alsak öteki hadisleri atmamız icap eder. Öteki hadisleri alsak bunu atmamız icap eder. Öyleyse aralarını telif edeceğiz. Telif de neyle olur? Kuvvetli tarafı alacaksan, zayıf tarafı tevil edeceksen. Öte tarafta hadisler çok ve kuvvetli olduğundan onları aldık, bu hadisi de tevil ettik. Ne dedik? Dedik ki Resulullah Efendimiz'in vermiş olduğu sadaka hakiki sadaka değildi, hibeydi. Mecbur bu tevili yapacağız. Niçin? Aradan taarruz kalktı. لَاَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Şimdi tevilin illetini beyan ediyor. Niçin böyle biz tevil ettik? Resulullah Efendimiz'in vermiş olduğu sedekeleri hibe manasını aldık. Çünkü diyor Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildi. مَا اُلْ بِالْحَدِسْكِ قَدْ حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنِ Rebül Muazzin İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. Kale haddesena Esed, kale haddesena Sa'id ve Hammad İbn-i Zeyd. An Ebi Cehden, Musa bin Salim. An Ebi Cehden, evet, Musa bin Salim. An Ubeydillahi bin Abdillahi bin Abbas radıyallahu anh. Kale, dekhalna ala ibn Abbas. Şimdi bu hadisi rivayet eden Abdullah ibn Abbas'ın oğlu Ubeydullah. Meşhur ulemadan var ya sahabeden Abdullah ibn Abbas, onun bir oğlu var Ubeydullah. Ubeyd diyor ki biz Abdullah ibn Abbas yani kendi babası, kendi babasının huzuruna gittik. Fekale, babası Abdullah ibn Abbas dediler ki, Bekhtassana bizi bir hususiyetle taksis etmedi. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin hiçbir şeyle, dûnen nas, nas'tan başka. Yani nas'tan başka ehli beyte has bir hüküm vardır. Böyle bir şey yoktur. İlla bi selase eşya. İlla üç şey vardır. Yani Beni Haşim diğer Müslümanlarla her şeyde müsavidir. İlla üç şeyde değil. Resulullah Efendimiz o üç şeyde taksis etti ehli beyti. O da neymiş? İsbâğul vudu. Abdesti bol yapmak. Abdesti alırken İsbağ etmek. Mesela bir adam esasını bir defa yıkadı, farz yerini buldu. İki defa yıkadı, sünnetin birisini işledi. Üç defa yıkadı. Bu da işte oldu. Üçüncü sünnet tekmil oldu. Ama adam sünneti tam yapmasa da, farzı yapsa namazı caiz olur mu? Olur. Fakat ehli beyte illa vudu'yu isbağ edin. Yani tam yapın. Zinhar noksan yapmayın.
Evet, bir bunu söylemiş Ehl-i Beyt'e. Ve en la nekule sadaka. Bir de sadaka yemememizi tahsis etti bize. Zinhar sadaka yemeyi. Ve en la nunziyel humura. Merkepleri çekmemek alel hayli dişatlar üzerine. Hani merkep, erkek merkebi getirirler. Evet, kısrağa çekerler. Ondan kasır olur. Bir de bundan nehyetmiş ki bunu yapmayın. Şimdi Ehl-i Beyt'i bu üç şeyden nehyetmiş. Birisi vudu'yu isbağ edin. Sedeke yemeyin. Bir de merkebi getirip de ata çekmeyin. Bu üç şey. Şimdi Abdullah ibn Abbas'ın bu hadisinde sedeke yemeyeceksiniz diye Peygamber Efendimiz bunlara emir vermiş. Daha nasıl sedekeyi sen tecvüz edersin? Evet. Haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena Süleyman ibn Harb. Kale haddesena Hammad ibn Zeyd. An Ebi Cehdem. فَذَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِثْلَهُ Aynı hadisi şerifi Ahmed ibn Davud'da rivayet eyledi. Haddesena ibn Ebi Davud. Kale haddesena bu Umar al-Havdiyyü. قال حدثنا مرجى بن رجى عن أبي جهدم فذكر بإسناده مثله أحمد أبو داود بو حديث الشريف يقاركين سليمان بن حبتم بني ذا أبو عمرو الحوضي ذا روايته الذي قال أبو جعفر إمام الصحابة بيردلر كي فهذا ابن عباس اشتبو عبد الله بن عباس يخبر في هذا الحديث بو حديث تخبر بريور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فمز أنري مختص قلدي أن لا يأكل الصدقة صدقي yememekle muhtas kıldı. Yani onlara has bir hüküm beyan etti ki siz sadaka yemeyin. فليس يخلو الحديث الأول. Öyleyse o birinci hadis hali olur olmadı. Neden? من أن يكون ورا على ما ذكرنا في الفصل الأول. Bizim fasl evvelde zikrettiğimiz mana üzerine ora. فيكون ورا ما أباح لهم. Beni Haşim'e mübahkırmış olduğu ora. Fihi o hadiste ne ola? غَيْرَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ السَّانِي İkinci hadiste haram kılmış olduğun şeyin gayrı ola. وَيَكُونُ مَعْنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا Bu iki hadisin de manaları ola ala mazikene zikrettiğimiz gibi ola. Yani caiz ki o birinci sadakene manasına oldu. Nafile, hibe manasına oldu. İkinci hadiste de zaten sedekeyi haram etti. İki hadisin arası birleşmiş oldu. اَوْ يَكُونَ الْحَد۪يثُ الْاَوَّلِ Yahut da birinci hadis ola. يُب۪يحُ مُبَحْقَلَرُ ola. Neyi? مَا اُلْ بِشَيْءِ ki مَنَعَ مِنْهُ هَذَا الْحَد۪يثُ السَّانِ İkinci hadisin men etmiş olduğu şey mübahkılar. İkinci hadis sedekeyi men ediyor. Caiz ki birinci hadis de men ediyor. Mübahkılıyor. Vakıtta zıt olur birbirine. Birinci hadis sadakayı, hakiki sadakayı mübah kıldı. İkinci hadis de bunu men etti. Bu manaya da olabilir. Öyleyse bu manayı alırsaksa feyekûnu hâzel hadîsü sâni bu ikinci hadis olur. Nâsıhan lehu birinci hadisi nâsıh olur. Yok yani öteki adam dedi ki hayır o Resulullah Efendimiz'in vermiş olduğu sadaka hakiki sadakaydı. Siz bunu tevil ediyorsunuz. Tevil etmez isek hakiki sedeke dağıttı. Sonradan da Resulullah Efendimiz siz sedeke yemeyin diye buyurdu. İki hadis taarruz etti. Öyleyse birincisi mensuh, ikincisi nasıh oldu. O mensuh oldu. Yani o vakitte caizmiş Beni Haşim'e. Sedeke vermek caizmiş. Fakat ikinci hadiste nesvedildi. Peki bu ikinci hadis Peygamber Efendimiz'in zamanında olmadı. Kimin zamanında bunu kim rivayet etti? Abdullah İbni Ömer. Abdullah ibn Ömer rivayetiyle dediğinden Resulullah Efendimiz'den sonra anlaşılıyor ki bu ondan sonra. Yani o iddia edebilir ki hayır. Evvelden haram idi de sonradan helal kılındı. Hayır. Abdullah ibn Abbas Peygamber Efendimiz'den sonra diyor ki Resulullah Efendimiz biz Ehl-i Beyt'i üç şeyle diğer nas'tan ayırdı. Birincisi isbâg-ı vudu. İkincisi haram-ı sadaka. Üçüncüsü katır diyor. لأن عبد الله بن عباس يخبر فيه عبد الله بن عباس خبر veriyor بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin dar-ı ahiret intiharlarından sonraki أنهم onlar ehli beyt mahsusune bihi bununla tahsis edilmiştirler sedebe yememekle dune nas nas'tan ayrı olarak فلا يجوز caiz olmaz en yekune zalik
bu ola illa ve huve kaimun illa kaim idi fi vakti zalik Abdullah ibn Abbas'ın zamanında. Abdullah ibn Abbas'ın zamanında ehli beyt sadaka yememekle kaim idi. Yani o hüküm o vakitte var idi. Öyleyse bu nasıktır evvelkisinden korkuyor. Fîn ihtecce muhteccün. Bir delil getiren adam delil getirse. Fî ibâheti sadakati, sadakanın mübah olmasında. Aleyhim beni Haşim üzerine. Bir sadakati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in sadakaleriyle delil getirse ki Peygamber Efendimiz ehli beyte sadakaleri vermişti. Böyle bir delil getirse. Ne gibi fedek arazisi var idi? Humus-i beytül var, maldan. Yani malın beşte biri, ganimetten alınan beşte bir sadaka beytül mala gelirdi. Peygamber Efendimiz bunları kime taksis etmişti? Kime verirdi? Ehl-i Beyt'e. Bunlar da sadaka. Şimdi delil getirse ki bak Peygamber Efendimiz'in fedek arazisi sadakaydı. Beytül malın beşte birisi, beytül mala gelen malın beşte, şimdi ganimetten beşte bir beytül mala gelir. Beytül malda toplanan malın da beşte birisi Ehl-i Beyt'indir. O da sadaka. Şimdi bunlarla delil getirse ki bak Ehl-i Beyt'e sadaka veriliyor işte Resulullah Efendimiz veriyordu. Beytül malın beşte birini fedek arasından gelen hasilatı. Evet. Böyle bir delil getirse fezekere cikresini ma haddesene Fehd. Fehd'in rivayet etmiş olduğu hadisi ki kâle haddesene Abdullah ibn Salih. قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته حضرت عائشة حضرت عروة يخبر vermiş ki أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم Efendimizin evet kızı Hazreti Fatıma رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه Resul-i Ekrem Efendimiz'in dar-ı ahireti irtihalından sonra Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Hazreti Fatime ona haber gönderdi. Ne olduğu halde tes'eluhu mirasaha min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in mirasını ister olduğu halde haber gönderdi ki babamın mirasını bana versin. Çünkü malın 8'de 1'i ezvac-ı mutahharata kalır. 8'de 4'ü de Hazreti Fatıma'ya kalır. Kaç kaldı? 3 kaldı. O 8'de 3 de Peygamber Efendimiz'in emucezadelerine kalıyor. Şimdi Hazreti Fatıma o malın yarısını istiyor. O da neden o mirasdan? Fîmâ bir şeyde ki efa Allahu Teala Cenab-ı Hak Teala Hazretleri fî olarak Peygamber Efendimiz'e verdi ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e ifa etti. Ki ey Allah-u Teala ona verdi. Haber gönderdi. Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Ve Fatime tuhine izin tatlubu sadakata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil medineti ve fedek. Hazreti Fatime Peygamber Efendimiz'in sadakasını talep ediyordu. Siz diyorsunuz ki beni Haşim'e sadaka vermek caiz değil. İşte bak Hazreti Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala sedeke olarak vermiş olduğu araziyi Hazreti Fatıma istiyordu demek. Beni Haşim'e sedeke caiz ki Hazreti Fatıma istedi. O da neden? Fedek'te olan arazinin varidatından. Ve ma bakiye min humusu Khayber. Bir de Khayber'in humusundan. Khayber'i aldıktan sonra Khayber'in humusu Peygamber Efendimiz'e ait idi. Bir de ondan kendisine düşen hisseyi Hazreti Fatıma istedi. Ve fedek bi fethedeyn مَوْدِعُنْ اَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْمَد۪ينَةِ Medine'ye iki konaklık yolda bir yerdir fedek. كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَالِحَ اَهْلَهُ عَلَى نِصْفِ اَرْضِي Peygamber Efendimiz onlarla müsala yaptılar ki oranın mehsulunun yarısını Peygamber Efendimiz'e vereler. وَكَانَتْ خَيْبَرُ فَتَحَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْوَةً Peygamber Efendimiz Khayber'i kasten silah kuvvetiyle aldı. وَكَانَ خُمُسُهَا لَهُ Onun da beşte biri Peygamber Efendimiz'e ait idi. Lakinnehu sallallahu aleyhi ve sellem la yesteethiru bihi. Peygamber Efendimiz onu kendisine ihtiyar etmezdi. Bel yunfikuhu ala ahli ve alel misalihil amme. Hem kendi ehline infak ederdi hem de umumun maslahatına. Yani onu hepsini kendisine mal etmezdi. Ehli beytin nefakesi çıktıktan sonra diğerini gene Müslümanların
uğrunda safilerliği. İşte Hazreti Fatıma bunu istedi. Çünkü Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha bu mirastır, babamın malıdır. Binaenaleyh bunun yarısı bana kalıyor diye Hazreti Ebu Bekir'den dava etti. Şimdi bir adam delil getirse ki bak Hazreti Fatıma'nın dava etmesi demek beni Haşim'e sedaka verilmesini tecviz eder. Böyle dese. Bunu da delil getirdi, rivayet etti. Fakat Hazreti Fatıma böyle haber gönderdi. Fekale Ebu Bekir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz işte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh buyurdular ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdu ki İnna la nuresu. Biz peygamberler miras olunmayız. Kimse bizden mal miras alamaz. Ma terekna ol bir şey ki biz terk ettik sadakatun sadakadır. Maşul bir şey ki terekna biz onu terk ettik sadaka. Kim, miras yoktur. Peygamberlerin mirası yoktur. Peygamberlerin terk etmişleri mal sadakadır. İnnemâ yekulu âlu Muhammedin fî adel mal. Hazreti Peygamber Efendimizin âli, ehli o maldan yiyor, sadakadır. Miras olarak değil, ondan yiyor. Hazreti Ebu Bekir böyle cevap verdi. Ve inni vallahi la ugayyiru şeyen min sadakati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir dedi ki Peygamber Efendimizin sadakasından ben hiçbir şeyi tayir etmem. Allah'a yemin ederim ki tayir etmem dedi. En hâliha o sadakanın halından elleti kânet aleyhi fi ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin zamanında nasıl cereyan ediyor idiyse, nasıl amel olunur idiyse o şekilde ben amel ederim, bunu tayir etmem. Bunu miras olarak kalkıp da sana vermem Hazreti Fatıma'ya dedi. Peygamber Efendimizin ehli beyti bundan yer, onlara infak edilir, fazla kalan olur, o da mesalihi âmede saf edilir. Resulullah Efendimizin hal hayatında olduğu gibi. وَلَاَعْمِلَنَّ فِي ذَٰلِكَ ben bu malda amel ederim, bima amile fiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nasıl işlediyse ben de öyle işlerim dedi. Hazreti Fatıma'ya cevap verdi, Hazreti Fatıma de küstü Hazreti Ebu Bekir'den. Araları açıldı. Niye babamın malını bana vermiyorsun dedi. Ya çünkü içtihat o sadaka olarak kabul etmiyor. Bu hatta o kadar oldu ki uzun mesele ya. Hazreti Fatıma Hazreti Ebu Bekir'le konuşmazdı. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Fatıma'nın hatırını almak için çok uğraştı. Bir türlü hatırını alamadı. Bir gün Hazreti Ali'ye dedi ki ya sen vasıta ol da Fatıma'nın rızasını alalım. Resulullah Efendimiz'in en sevmiş olduğu, en sevgili o kızı. Bu bizden darın gitmesin. Hazreti Ali'nin şefaatiyle Hazreti Fatıma'yı ziyarete gittiler. Hazreti Ebu Bekir ve bir takım cemaat. Bir türlü razı edemediler. Hazreti Fatıma dedi ki ben size bir şey söylerim. Resulullah Efendimiz buyurmadı mı ki Fatıma benden bir parçadır. Her kim onu darıldırsa beni darıltmış olur. Bu hadisi bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Dedi siz beni darıttınız. Benim babamın mirasını bana vermiyorsunuz dedi. Gene o davasında ısrar ediyor. Hazreti Ebu Bekir orada çok sıkıldı. Dedi ki hilafeti benim başıma getirdiniz, geçirdiniz. Herkes ailesiyle gece rahat yatıyor. Peygamberin kızı bana dargın. Ben uykusuz kalıyorum, rahatsız oluyorum. Herkes rahat rahat uyuyor. Ben uykumu kaçırdı. Ben nasıl Resulullah'ın yapmış olduğu bir işi tayir edeyim. Tayir edemem dedi. Fatıma'yı da razı edemem. İşte bu mesele öyle ihtilaflı kaldı. O mesele devam etti. Aşağıda gelecek ya. Hazreti Ömer halife olduktan sonra Hazreti Ali ile Hazreti Abbas o mal davasından birbirleriyle dövüşerek huzura gittiler. O diyor bana kalır, o diyor bana kalır. Gene o dava uzun. Şimdi bu işte bunda da bir hikmet var. Hazreti Ali radıyallahu anh bu meseleyi bilir. Fakat içtihat ayrılığı dolayısıyla illa bu mal miras kalır diye. Hazreti Abbas da miras kalır diye o fikirdeler. Aşağıda geliyor ya Hazreti Ömer onlara yemin verdirerek söyledi ki Resulullah Efendimiz demedi mi ki biz peygamberlerin mali sadaka değil. Duymadınız mı bu hadisi? Duyduk. Ne diye miras istiyorsunuz? Mesele uzun evet. Şimdi adam delil getirse dese ki işte bak Hazreti Fatıma sadakadan miras istedi. Demek beni Haşim'e sadaka verilmesi caiz. Böyle desedi. İşte bu hadisi bunun için getirdi. Haddesena Nasr ibn Merzuk ve ibn Ebi Davud kâle haddesena Abdullah ibn Salih ha ve haddesena Revh ibn Ferec kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr
قال حدثنا الليس قال حدثني أقيل عن ابن الشهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن حدثان النضري قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Malik ibn Evs diyor ki Hazreti Ömer bana haber gönderdi. Fekale dedi ki innehu kad hadaral medinete Medine'ye hazır oldu ehlu ebiyatin min kavmik senin cemaatinden bir takım ev sahipleri yani aileleriyle beraber onun kabilesinden adamlar gelmişler. Beni Nadır'dan. Ve kad emerna lehum biz onlara emrettik bir radhin bir yer emrettik. Radh bir rakamında diyor ki evet, ey atiye gayru kesire. Yani bir miktar atiye verdik onlara. Taksimhu fihim. Sen bu atiyeyi al, onların arasında taksim et. Febeyne ene kezalik. Bu Malik ibn Evs diyor ki, Hazreti Ömer'in vermiş olduğu o mali ben kendi cemaatim arasında taksim ederken, izi ca'ahu yerfe. Yahut da Hazreti Ömer'le konuşurken, taksimde de değil de, Hazreti Ömer bunu konuşurken, atiye verdim bunu götür. Sen kendi kavmi kabilende o gelen muhacirler arasında teksim et. O arada baktık kapıda bir kimse var. Yerfe Hazreti Ömer'in kölesiydi. O geldi fekale dedi ki Hâzâ Osmanu ve Abdurrahman ve Sa'd ve Zübeyr. Ya emirel müminin dedi Osman, Abdurrahman İbn-i Avf, Sa'd İbn-i Vekkas, Zübeyr İbn-i Avf. Ve la edri ezekere Talha temle. Hazreti Talha'da beraber mi değil mi ben bunu unuttum diyor. Yalnız ötekilerini zikretti ki bunlar يَسْتَأَذِنُونَ عَلَيْكِ senin yanına girmeye izin istiyorlar. فَقَالَ اِذَنْ لَهُمْ izin ver ki girsinler. قَالَ سُمَّ مَكَثْنَ سَعَةً bir müddet biz kaldık. فَقَالَ يَرْفَى geldi dedi ki هَذَا الْعَبَّاسُ وَعَلَيْهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا işte Abbas ile Hazreti Ali يَسْتَأَذِنَانَ عَلَيْكِ girmeye izin istiyorlar. فَقَالِ اِذَنْ لَهُمَا onlara da izin ver. فَلَمَّا دَخَلَ الْعَبَّاسِ Abbas içeri girdi. Kale dedi ki ya emir el müminin ey müminlerin emiri اِقْضِ بَيْنِ وَبَيْنِ هَذَا الرَّجُلِ bu adam ile benim aramda hüküm ver. Bu adam dedi ki Hazreti Ali benimle bu adam arasında olan bu davayı hallu fasl. وَهُمَا حِينَ اِذِنْ onlar da o vakitte davaları fîmâ bir şeydeydi ki Afa Allahu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem min envali beni nadır. Beni nadırın mallarından Allahu Teala peygamberine vermişti. İşte o Hayber'deki arazi vardı, o Fedek vardı. Bunlar bundan bunu istiyorlar. Hazreti Ali ile Hazreti Abbas arasındaki dava dolayısıyla Hazreti Ömer'e böyle davayı hallet diyorlar. Fakale'l kavm oradaki cemaatte dediler ki اِقْضِ بَيْنَهُمَا يَا اَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا اَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ hüküm ver وَارِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِ bunlar birbirleriyle dövüşüyorlar. Emuce yeken hatta birbirlerine biraz ağır ağır da konuştular. Hazreti Abbas Ali'ye söyledi, Hazreti Ali onu karşıladı. Ağır ağır da laflar söylediler bu davaya giderken. Bunları birbirinden kurtar, hükmü ver. فقال عمر رضي الله عنه Hazreti Ömer dedi ki Unşidukumullah ey eselukum billah Allah için size soruyorum doğru söyleyin yalan söylemeyin Ellezî biiznihi tekûmus semâvâtu vel ard öyle bir Allah hakkı için soruyorum ki göğler ve yer onun izniyle kaim yerleri ve gökleri tutan Allah hakkı için doğru söyleyin etâlemûne bilmez misiniz? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Peygamber Efendimiz buyurdu ki La nûresu mâ terekna sedakatun. Biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim terk ettiğimiz sedakadır. Buyurmadı mı? Kâlu dediler ki kad kâle zâlik. Evet. Bu hadisi buyurdu. Sümme kâle lehuma. Sonra Hazreti Abbas ile Hazreti Ali'ye dedi ki dedi misle zâlik. Bunun gibi dedi ki Allah için söyleyin. Peygamber Efendimiz bu hadisi söylemedi mi? فَقَالَ dediler ki نعم evet hadisi buyurdu. قال Hazreti Ömer dedi ki فَاِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ اَنْ هَذَا الْفَيْءِ şimdi bu feyden Allah-u Teala Resuluna tahsis etmiş olduğu bu malın ehvalından size haber vereyim. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak hasse nebiyyehu sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi
peygamberini bir şeyle muhtas kıldı ki lem yu'tihi gayrehu, gayrisini onu vermedi. Fekale, buyurdu ki ma efa Allahu ala rasulihi minhum fema evceftum aleyhi min hayilin ve la rikab. Bu ayeti kerimesiyle Resulullah'a bir mal tahsis etti ki bu başkasına yok. Evet. Feyi iki rakamında diyor ki قَالَ فِي النَّهَيَهُ وَمَا حَسَلَ لِلْمُسْلِم۪ينَ مِنْ اَمْوَالِ الْكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ وَلَا جِهَادٍ. Harpsiz, cihatsız kafirlerin mallarından alınanlara feyi derler. Bu feyiden Allahu Teala peygamberine bir şey tahsis etmişti ki diğer Müslümanların onda hakkı yok diye. فَكَانَتْ هَذِهِ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاسَ. Bu da Peygamber Efendimiz'e has idi. ثُمَّ وَاللّٰهِ, bundan sonra ben Allah'a yemin ederim ki نَحْتَازَهَا دُونَكُمْ, Peygamber Efendimiz onu aldı da kendisine mal etti, bunu yapmadı. Yani kendisine has kıldı da diğer Müslümanlara bir şey vermedi. مَحْتَازَ, onu hayz etmedi. حَوْز, yani kendi şeysine almadı. Zimmetine وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ, onu kendisini ihtiyar etti, kendisine tahsis etti de size bir şey bırakmadı, böyle de yapmadı. وَلَقَدْ قَسَمَهَا, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu taksim etti. Resulullah beynekum, sizin aranızda taksim etti. وَبَسَّهَا فِيكُمْ, gene size onu dağıttı. حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالِ, yani o Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o malın da ekserisini gene size taksim etti ve size verdi, yalnız elinde işte bu az bir şey kaldı, hazel mal. Fekane yunfiku minhu ala ahlihi, o kalan az maldan da infak ederdi kendi çoluk çocuğu üzerine, ezvacı mütahharata, rızka sene, bir senelik rızıklarını verirdi. Sümme yecme'u ma vakiye minhu, sonra bakısını cem ederdi. فَجَمَعَ مَالُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ, Allah-u Teala'nın malını cem etmiş oldu. O elde cem ettiğini gene fukaraya haber verir. Fukaraya tesadduk ederdi. فَلَمَّا قُبِدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vaktaki Peygamber Efendimiz ahirete teşrif buyurdular. قَالَ أَبُوْ بَكِرَ, Ebu Bekir buyurdu ki اَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّٰهِ بَعْدَ, ben Resulullah'tan sonra onun velisiyim. اَعْمَلُ ف۪يهَا, o malda amel ederim. Bima kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'mel, Peygamber Efendimiz nasıl amel ederdiyse ben de öyle amel ederim dedi. Sümme zekerel hadis, ondan sonra hadisi şerifi zikreyledi. Felemma kubide Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Ebu Bekrin ene veliyyü Rasulullah ba'dahu a'melu fiha bima kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'mel. Sümme zekerel hadis. Burada kalmış. Diyor ki Hazreti Resulullah Efendimiz dar-ı ahireti teşriflerinden sonra Hazreti Ebu Bekir dedi ki ben Resulullah'ın velisiyim. Resulullah Efendimiz bu arazi emval hakkında, Fedek arazisi ve Hayber'deki humus hakkında nasıl amel ederse ben de öyle yaparım dedi. Ondan sonra hadis-i şerifi zikreyledi. Haddesene Ebu Bekir'te kâle haddesene İbrahim ibn Beşşar قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده وحديث شريف أبو بكر ذب سنة الذكر الذي وأثبت أبو إثبات ذلك أن طلحة حضرة طلحة كان في القوم وجماعة içinde idi ولم يقل بو ikinci rivayette de demedi ve bessaha fikum kelimesini demedi. Yani yukarıdaki hadis-i şerifte geçti ki Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala ne aşere-i mübeşşereden kimler geldiydi? Hazreti Sa'd, Abdurrahman ibn-i Avf, Hazreti Zübeyir. O birinci rivayette Hazreti Telha'da var mı yok mu zikretmedi onu. Fakat bu ikinci rivayette diyor ki Telha'da var idi. Yalnız bu ikinci senette Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz bu mali kendi ehli iyalına sarf ederdi. Bir senelik nefekesini alırdı. Fazlasını da وَبَثَّهَا ف۪يكُمْ, o malı sizin aranızda teksim etti. Hatta بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالِ, işte bu halindeki az bir şey kaldı. Bu ikinci rivayette وَبَثَّهَا ف۪يكُمْ yok. Onu beyan etmek istiyorum.
حدثنا يزيد بن سنان وابو اميه قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله وقال وحديث شريف يزيد بن سنان روايته الذي فقد bu hadiste bu gelen rivayette şu ziyade var. فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى اَهْلِهِ Resulullah Efendimiz o maldan ehline infak ederdi. حَدَّسَنَا فَادُونَ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو شِهَابَ عَنْ سُفْيَانَ وَبَرْقَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْسِمُ وَرَسَتِي دِينَارًا Benim veresem bir dinarı bile teksim etmez. Yani miras olarak almaz. مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ اَهْلِ Ben ehlimin ezvacı müteharatın nefakasından sonra terk ettiğim şey ve me'uneti amili, amillerinin me'uneti yani muvazzafların maişeti onların idaresini temin edecek şeyden sonra kalan fehve sadaka sadakadır. Yani bu maldan Peygamber Efendimizin ehline sarf edilen ve amillerine sarf edilen maldan fazlası sadakadır. Ne demek sadakadır? Yani kimse gelip de onu miras dava edip miras alamaz. Sadaka miras olmaz. قالوا علماء buyurdular ki ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde olucudur. هذا bu hadisinde ما bir hüküm olucudur ki يدل دلالت eder على أنها أمر كانت صدقات صدقة olduğuydu في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah Efendimiz'in zamanında da sadaka olduğuydu. لقوله Peygamber Efendimiz buyurduğu için بَعْدَ مَعُونَةِ عَامِلِي Benim amillerimin me'unetinden sonra da böyle dedi ya bu kelimeden anlaşılıyor ki ezvaç-ı müteharatın nefekesi çıktıktan sonra ve kendisinin muvazzafları bir taraflara göndermiş, çalıştırmış o muvazzafların ücretleri çıktıktan sonra gerisi sedekeymiş. وَعَامِلُهُ عَامِلِ دَ لَا يَكُونُ olmaz اِلَّا وَهُوَ حَيُّ Hayy olur. Öldükten sonra değil. Öyleyse sağlığında da sedekeymiş. Demek Resulullah Efendimiz o fedek arazisini ve Khayber-i Humus malını sedeke olarak elinde tutmuş. Ondan ezvac-ı müteharata vermiş. Sonra amillere vermiş. Bakısı da yine sedeke dağıtmış. Şimdi bunu kim delil getiriyor? İtiraz eden adam diyor ki bak bunlardan anlaşılıyor ki bu mal da sedakaymış, ehli beyte de sarf edilirmiş. Binaenaleyh siz diyorsunuz ki beni Haşim'e sedaka verilmez. Nasıl verilmez? İşte bu hadisler ispat ediyor ki beni Haşim'e sedaka verilir. Evet. Fedelle zalik. Ha. Kalu dediler ki fesi hadil asar bu eserlerde olucudur ma bir hüküm ki kaderle delalet etti ki ala anne sadakate li beni Haşim beni Haşim'e sadaka helalun helaldir. Lenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ve ehlehu onun ehl-i ayali ve fihim Fatimetu ehl-i ayali içinde Hazreti Fatime de var. Bintuhu kendi kızları kadikânû yekulûne yerdiler min hâzihi sadakati bu sadakadan yerdiler. Fi hayati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in hayatında. Öyle de ispat etti ki Resulullah Efendimiz'in sağlığında bile bu mal sedekeydi. O sedekeden ehli beyt yerdiler. Ezvac-ı müteharat onların içinde Hazreti Peygamber Efendimiz'in kerime-i muhteremeleri Hazreti Fatıma radıyallahu ta'ala anha ve diğer ehli beyt ben Haşim bunlardan yerdiler. Öyleyse Beni Haşim'e sadaka helal olduğu anlaşılıyor. Fedelle zalik işte bu ibareler delalet etti ala ibahati sairi sadakat diğer sadakaların da mübah olmasına lehum Beni Haşim'e. Madem Resulullah Efendimiz'in elindeki mal sadaka ehli beyte helal olursa diğer sadakalar da helal olur. Bundan bu çıktı. Böyle bir adam itiraz eder de sana sorarsa ne cevap vereceksin? Cevabı فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ Bu itiraz edenler üzerine hüccet, fî zâlik bu meselede
şudur ki enne tilke sadakate, o sadaka, o senin söylediğin sadaka, yani Fedek arazisi ve Heyber'in kumusu olan bunlar, ke sadakatil evkaf, evkaf sadakası gibidir. Vakfedilen bir sadaka gibidir. Ve kad re'eyna zalik, biz evkaf sadakasını gördük. Yehillu lil agniya, zenginlere helal olur gördük. Öyleyse zengine helal olan Beni Haşim'e de helal olur. Ne gibi? Zengin bir adam. Güzel bir bahçesi var. Bahçesini vakfediyor. Diyor ki ben bu bahçemi kendi zürriyetime vakfettim. İster zengin olsun ister fakir olsun. Herkes bundan hisse alacak. Şimdi onun evladı, zürriyeti çoğalmış. Bu Medine'de, Mekke'de bu çok var. Başka yerlerde de var. Kendi zürriyetine vakıf olduğundan zengini de ondan alır, fakiri de ondan alır. Veyahut da birisi demiş ki ben bunu fi sebilillah gelip elim okuyanlar için vakfettim. Gelen talebelerin içerisinde fakiri de var, zengini de var. Alır mı, alamaz mı? Alır. Yahut da padişahın birisi bir köyü almış, onun erazisini o köyde oturanlara vakfetmiş. Onun zenginine, fakirine vakfetmiş. Zengin de alır, fakir de alır. Bunlara evkaf sadakası derler. Diyor ki evkaf böyle bir adamın şahsına vakfedilmişse, kendisi o vakfe dahil olursa zengin olması mani değil, o sadakadan alabilir. Beni Haşim de böyle. Beni Haşim'e vakfedilmişse bir adam bahçesini yahut da evini yahut da tarlasını Beni Haşim'e vakfetmiş. Beni Haşim'i o vakfede alır ondan. Helaldir. Ya bizim Beni Haşim'e helal olmaz dediğimiz sadaka hangisi? Böyle vakıf değil. Kimse onlara vakfetmemiş. Nafile olarak çıkarıp cebinden Allah için sadaka veriyor ki Allah-u Teala o sadaka hürmetine ona sevap versin. Yahut da zekatını çıkarıyor, zekatını veriyor. İşte helal olmayan bunlardır. Resulullah Efendimiz'in zamanındaki Fedek arazisi ve Heyber evkaf sadakasıydı. Resulullah Efendimiz onları kime tahsis etmişti? Ehli beytine. Fazlasını da gene müminlere, Müslümanların içine verirdi. Bu bu kabildendir. Onun cevabı bu. O itiraz eden adama bu cevap verilir. وَقَدْ رَيْنَ ذَٰلِكَ يَحِلُّ لِلْعَنِيَا Böyle vakıf sadakalarını gördük ki zenginlere helal olur. أَلَا تَرَى Sen görmez misin ki? اَنَّ رَجُلًا Bir adam لَوْ اَوْقَفَ Aşağıda diyor ki evkafe galattır, vakafe dese daha güzel idi. Vakfese darehu evni ala racülin ganiyin, zengin bir adama. Zengin bir adama dedi ki ben öldüm mü bu evim filan kese vakıftır dese. Enne zâlike caizun, bu caizdir. Ve la yemne'uhu, buna mani olmaz. Zâlik işte bu hükme ne? Gınâhu onun zenginliği. Zengin olduğundan dolayı bu vakıf caiz değildir diye denilmez. İsterse zengin olsun, adam buna vakfetmiş mi etmemiş mi etmiş. Zengin olsa bile onu yiyebilir. Ve hükmü zalik, bunun hükmü hilâf-ı hükmü sâir-i sadakâti mine zekevâti vel kefâret. Zekatlardan, kefaretlerden olan diğer sadakaların hükmünün hilâfıdır. Onlar başka, bu başka. Bir adam zengin üzerine yahut da Beni Haşim üzerine bir vakıf yaparsa onlara helaldir. Ama diğer zekat çıkaracak. Zekat vakıf değil ki. Yahut kefaretler var. Kefaretler vakıf değil ki. Onları zengine veremediği gibi Beni Haşim'e de veremez. Evet. Daha neden diyor? Sair sedakat. Zekattan olur, kefaretten olur. Ve madehi bir şeyden ki yutekarrebu bihi anınla tekarrub olunur ilallahi azze ve celle. Allah-u Teala'ya tekarruf olunur. Yani kendisine farz değil, vakıf de değil, çıkarmış nafile olarak sadaka veriyor, Allah'a tekarruf için. İşte bu zengine helal olmadığı gibi Beni Haşim'e de helal olmaz. فَكَذَٰلِكَ Yine böylecedir. مَنْ bir kimse ki كَانَ مِنْ بَنِي Haşim, Beni Haşim'den oldu. Bu da böylecedir. ذَٰلِكَ لَهُمْ حَلَالٌ Nasıl zengin bir adama evini vakfeder, o ona helal olursa, İşte Beni Haşim'e de vakfederse ona helal olur. Ve hükmuhu, bunun hükmü de hükmü sair-i sedekat, diğer sedekaların hilaf-ı hükmü sair-i sedekat,
diğer sadakaların hükmünün muhalifidir, hilafıdır. Helleti kad zekerine, bizim zikrettiğimiz sadakaların hükmünün hilafıdır. Yani nasıl zengin zekat, kefara sadakalarını alamazsa, tekerrüklü olan sadakaları alamazsa, Beni Haşim de alamaz. Fakat zengine vakfedilmiş, alabilir. Beni Haşim'e vakfedilmiş, onu da alabilir, helaldir bu. Hatta burada bazı ribatlar var, Mekke'de de var. Beni Haşim'e vakfetmiş adam, diyor ki bu ribatta Beni Haşim'den başkası duramaz. Seyitlere tahsis etmiş. Yahut da bahçesi var. Diyor ki Beni Haşim'den olursa bundan istifade edecek. Beni Haşim'den olmayan istifade edemeyecek. Beni Haşim'den ister zengin ister fakir. Adam mutlak zikretmişse ondan istifade eder. Yani diyeceksin ki ya Beni Haşim'e sadaka haram. Vakfedilen sadaka değil, vakfedilen sadaka helaldir. Diğer sadakalar, zekat, kefaret, nafile verilen sadakalar, onlar helaldir. Peki şimdi o adama cevap verdi. Dedi ki senin zikretmiş olduğun Resulullah Efendimiz zamanında Ehl-i Beyt sadakalardan yerdi. Bu vakıf sadakasıydı. Yoksa diğer haram olan sadakalar değildi. Sadaka ikiye ayrıldı. Helal olan, Beni Haşim'e zengine helal olan var. Haram olan var. Eğer zenginlere vakfedilmişse, Beni Haşim'e vakfedilmişse bu sadaka helal. Yok, vakfedilmemişse haram. Resulullah Efendimiz zamanındaki bu arazi vakfedilmişti. Onun için onlar için helal oldu. Sonra diyor, ayrıca biz ispat edeceğiz ki Beni Haşim'e mutlak olan sadakalar verilmez. Sümme kad ca'at ba'de hazihil asar. Bu eserlerden sonra geldi. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'den varid oldu. Mütevafireten, tevatür olarak varid oldu. Bi tahrimi sadakati ala Beni Haşim. Beni Haşim üzerine sadakanın haram olduğunu beyan eden eserler mütevatir derecesinde geldi. Böyle bir tane, iki tane değil. O kadar çok ki tevatür derecesinde. Tevatür derecesinde gelmiştir Resulullah Efendimiz'in Ehl-i Beytine Beni Haşim'e sadaka verilmesi haramdır. Nasıl helal edeceğiz biz? فَمِمَّا جَاءَ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede gelen rivayetlerdendir. Yani Beni Haşim'e sadakanın verilmesi haram olduğunu beyan eden rivayetlerdendir. مَاشُلْ bir rivayet ki حَدَّسَنَا İbrahim ibn Merzuk قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبُ ibn Cerir قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّعْدِيِّ diyor ki Hazreti Hasan radıyallahu anh'a sordum ki مَا تَحْفَزُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'den senin hatirinde kalan şey nedir? Ne hifzedersin? Yani bu sadaka hakkında soruyor. Yani Resulullah Efendimiz Beni Haşim'e sadakayı helal mi etti, haram mı etti? Sen ne bilirsin diye. Hafızende ne var? Sordum. Fakat Hazreti Hasan buyurdular ki اَذْكُرُ ben hatırlarım ki اَنِّي اَخَسْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ السَّدَقَ Sadaka hurmalarından bir hurmayı aldım. فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ Ağzıma koydum. Çocukmuş Hazreti Hasan. Sadaka hurmalarından bir hurmayı almış, ağzına koymuş. فَاَخْرَجَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz o hurmayı çıkardı, bil'abiha tükürüğüyle beraber. Ağzında çeynerken tükürük olmuş ya, Resulullah Efendimiz ağzından çıkarmış, o hurma hem de tükürüğüyle beraber. فَاَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ O sadaka hurmalarının içine attı, dedi. Ben bunu hatırlarım dedi. Bana yedirmedi, ağzından çıkardı hurmayı attı. Helal olsa çıkarır mı? Çocuk bir hurma ağzına almış. Yok, o bir hurmanın yemesine bile razı olmamış Resulullah Efendimiz. Kale racülün Hazreti Hasan diyor ki bunu Resulullah Efendimiz böyle yaptı. Bir adam dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü ma aleyke senin üzerine beis olmadı fi hazi temreti bu hurmada lihada sabi bu sabiye bu sabinin bu hurmanın yemesinde bir beis yok, bunun için yaptı dedi. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki İnna âle Muhammedin. İnna biz. Bedel. Bizden bedel. Âle Muhammedin. Âli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La yehillu lena bize helal olmaz. Es sadaka sadaka bize helal olmaz. Bu rivayet kimden geldi? Hazreti Hasan'dan geldi.
meseleyi kesti attı. Öteki adam da diyor ki helal edin işte. Helal olsa Hazreti Hasan'ın ağzından çıkarmazdı. Haddesene Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk. Kala haddesene Ebu Asimen, Thabit İbn-i Umare. An Rabi'at Tebni Şeyban. Kala kultu bil Hasan radıyallahu anh. Evet, Rabi'at İbn-i Şeyban da diyor ki Hazreti Hasan, ben sordum. Ve zekere nehvehu. O da ayrıca sormuş ki sedeke hakkında ne hatırlarsın? O da bu hadisi şerifi zikretti. İlla ennehu kâle fî âhirihî. Bu ikinci rivayette, Ebu Bekir'in rivayetinde diyor ki Hz. Hasan sonunda dedi ki وَلَا لِيَحَدٍ مِنْ اَهْلِ. Yukarıda Resulullah Efendimiz ne dedi? لَا يَحِلُّ لَنَا السَّدَقَ. Bize sadaka helal olmaz. وَلَا لِيَحَدٍ مِنْ اَهْلِهِ. Onun ehlinden hiçbir kimseye helal olmaz. Min ehli yani Resulullah'ın ehlinden hiçbir kimseye helal olmaz. Yani onların yukarıki hadiste hali hayattayken bunlara helal olmazdı da belki öldükten sonra helal olur. Hayır, burada ziyade var ki وَلَا لِيَحَدٍ مِنْ اَهْلِهِ. Onun ehlinden hiçbir kimseye, ister hayatta olsunlar, isterse onlar vefat etsin, evlatları gelsin, evlatlarına da helal olmaz. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibn Kethir kâle haddesena Süfyan es-Sevriyyu an ibn Ebi Leyla an el-Hakem an Maksim an ibn Abbas radıyallahu anhuma kâle üstü'umile Erkam ibn Erkam el-Zuhriyyu ala sadaka. Erkam ibn Erkam istimal olundu, yani amil kılındı, sedekeleri toplamaya vezifeli kılındı. Festetbe'a Ebu Rafi'a. Peygamber Efendimizin bir kölesi var idi, adı Ebu Rafi'a. Onu dedi ki gel bana tabi ol. Tabi ol, yani benimle beraber gel. Gidelim sedekeleri toplayalım, ben ondan sana hisse vereceğim. O da dedi ki ben bunu yapamam, Resulullah Efendimiz'den izin isteyeyim. Razı olursa gelirim dedi. Fâten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fese'alehu. Sordu ki ya Resulullah, Ergem amil oldu sedekeleri toplamaya, bana diyor ki gel beraber toplayalım, bundan sana bir hisse vereyim. Çünkü onların ücretleri var. Sedekeyi toplayan adamın ücreti o sedekeden çıkar. Sedekeden verilir. Ayet-i kerimede var ya vel amiline aleyha. O sedekelerin üzerine amil olan adamların hissesi de sedekeden verilir. Fesalehu fe'aten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fesalehu. Ebu Rafi geldi Peygamber Efendimiz'den sordu. Ki böyle böyle diyor Erkam. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ya Ebu Rafi'ye. Ey Ebu Rafi'ye. İnne sadakate haramun ala Muhammedin. Sadaka Hazreti Muhammed üzerine haramdır. O ala ya olacak el değil. Ala ve ala ali Muhammedin. Muhammed'in ehli beyti üzerine de haramdır. Ve inne mevlel kavmi bir kavlin kölesi de min enfusihim o kavimdendir. Çünkü Ebu Rafi yabancı bir adam. O sülaleden değil, ben Haşim'den değil. Fakat onların kölesi. Sadaka Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ehlim Ali Muhammed'e haram. Bir kavmin kölesi de o kavimden sayılır. Sen de bizim kölemiz olduğundan sen de beni Haşim'den sayılırsın. Sana de sadaka helal olmaz. Evet, bunu buyurdu. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Abdullah ibn Muhammed ibn Esma. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه. Evet. Malik kimden rivayet eyledi? İmam Zühri'den. Meşhur İmam Zühri. O diyor ki Abdullah bin Abdullah bin Nevfel bin Haris bin Abdülmuttalib. Haris bin Abdülmuttalib Peygamber Efendimiz'in amcası oluyor. Oğlunun oğlunun oğlu oluyor. Yani oğlunun torunu oluyor. Yahut torunun oğlu Abdullah. Hadisi bu rivayet ediyor. Ki en Abdülmuttalib ibn Rabi'at ibn el-Haris ve Haris'in oğlu Rabi'anın oğlu Abdülmuttalib var imiş. Bu kâle haddese o rivayet eyledi ki kâle istemme Rabi'at ibn el-Haris vel Abbas ibn Abdülmuttalib. Hazreti Abbas ile bir de Rabia, Rabi'at ibn-i Haris. Hazreti Abbas, Haris'in kardeşi, yani Hazreti Abbas ile kardeş oğlu Rabia içtima etmişler, toplamışlar. Fekala ikisi de demişler ki, dediler ki,
لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ Şu iki delikanlıyı göndersek. O iki delikanlı kim? Li Abdullah diyor ki, bir beni kastettiler. Velil Fadl ibn Abbas. Bir de Hazreti Abbas'ın büyük oğlu Fadl var idi. Bir de Fadl'ı kastettiler. Yani şu Abdullah Haris'in oğlunun torunu dediğimiz Abdullah var ya, onu kastetmişler. Bununla bir de Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl'ı ki bu iki genci göndersek. Ala sadakati sadaka üzerine. Amil olarak kesseler. Feeddeya ödeseler. Neyi? Ma yueddin nas. Nas'ın ödediğini. Diğer adamlar topluyorlar, getirip veriyorlar Beytülmal'a. İşte onlar ne kadar öderse bunlar da o kadar ödesinler. Ve asaba hem de hisselerini alsınlar. Ma yusibun nas. Nas sadakadan ne kadar alıyorsa bunlar da o kadar alsınlar. Yani Resulullah Efendimiz başka adamları gönderiyor. Onlar sadakaları toplayıp getirip Resulullah Efendimiz'e veriyorlar. Resulullah Efendimiz onlara da bir hisse veriyor. Bizim bu delikanlılar delikanlı, boş. Bunları da gönderelim. Resulullah Efendimiz sadaka toplamaya yollasın. Onlar da getirsinler sadakaları Resulullah Efendimiz'e versinler. Resulullah Efendimiz de onlara bir hisse versin. Düşündüler. İttifak ettiler. Kim? Hazreti Abbas'ın yegeni. Kardeşi Haris'in oğlu kim? Rabia. Rabia'nın oğlu Abdülmuttalib. Haris'in torunu oluyor. Kale febeyne mahuma fi zalik. Bu Abdülmuttalib ile Hazreti Abbas böyle bu arada konuşurken Ca Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali geldi. Fevekef aleyhime. Onların başucunda durdu. Fezekera lehu zalik. Hazreti Ali'ye zikrettiler ki biz böyle böyle diyoruz. Hazreti Ali'ye konuşan kim oldu? Bir amcası Abbas, bir de amcasının torunu Abdülmuttalib. Torunu da o şey, amcası Haris oğlu Rabia, onun oğlu Abdülmuttalib. Fekal Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali dedi ki, La tef'ala, siz bunu yapmayınız. Nehyetti. Fevallahi ben Allah'a yemin ederim ki, مَا هُوَ بِفَاعِلٍ مَا هُوَ Resulullah Efendimiz olmadı. بِفَاعِلٍ bunu yapıcı olmadı. Allah'a yemin ederim ki bunları göndermez. Bu işi yapmaz. Göndermeyin dedi. Hem de yemin etti. Niçin yemin etti? Gaybi mi biliyor Hazreti Ali? Yok. Hazreti Ali biliyor ki beni Haşim'e sedeke haram. Onların gidip de zekatı topladıkları vakitte ücretleri nereden olacak? O sedekeden olacak. Peygamber Efendimiz haram kılmış, bunu yapmaz. Bunu bildiğinden Allah'a yemin etti, dedi ki bunu yapmaz dedi. فَقَالَ رَبِيَةُ بْنُ الْحَارِسِ Bu vakitte o bu esas meseleyi konuşan kim idi? Rabia'nın oğlu Abdülmuttalib ile Hazreti Abbas. Bu sefer Rabia'nın, Abdülmuttalib'in babası Rabia söze karıştı. Yani Hazreti Ali'nin nemucesi oğlu oluyor Rabia. Dedi ki مَا يَمْنَعُكَ مِنْ هَذَا يَا عَلِي Bundan seni men etmiyor نَفَاسَتُنْ عَلَيْنَا İlla bizim üzerimize bir haset var da nefaseten de olur. Evet. Nefasetun olursa يَمْنَعُنُوا فَاِلُ olur. İlla مَا يَمْنَعُكَ مِنْ هَذَا Bundan seni men etmiyor İlla nefasetun aleyhine bizim üzerimize haset ediyorsun. Onun için. Halbuki diyor fevallahi ben Allah'a yemin ederim ki lekad nilte sehra Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin damatlığına, sehriyetine sen nail oldun. Fema nefesnahu aleyk. Biz sana haset etmedik. Sen gittin Resulullah Efendimizin kerimesi Hazreti Fatime ile evlendin. Biz haset etmedik. Mübarek olsun dedik. Ama sen bizim evlatlarımızın gidip de vazife almalarına haset ediyorsun dedi. Hazreti Ali'ye dediler. Bu da suizan. Hazreti Ali'nin halbuki hatırında böyle bir haset bir şey yok. Hakikati söylüyor ama onlar anlayamadı. Hazreti Ali ne cevap verdi? Fekal Ali radıyallahu anh Hazreti Ali dedi ki Ene Ebu Hasan. Ben Ebu Hasan'ım. Yalan söylemem. Sözüm doğrudur yani. Ben Ebu Hasan'ım. Her silahıma gönderin dedi. Yani gönderin de görün. Benim sözüm yerine gelir mi gelmez mi? Dedi. Fandalaka onlar gittiler. Fazlaca Hazreti Ali de yan üstü yattı. Gönderin de görün dedi.
onların ikisi gittiler. Falem masalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az-zuhre. Peygamber Efendimiz vaktaki öğle yıkıldı. Abdullah rivayet eden diyor ki sebeknahu ile hücreti. Hücre-i Şerif'in gidecek ya Resulullah Efendimiz. Biz ondan evvel hücreye koştuk. Hangi hücreye? Ezvaç-ı Mutahharat'tan hangisinin nöbetindeyse o gideceği hücreye biz Resulullah Efendimiz'den evvel gittik. فَقُمْنَ عِنْدَ بَابِهَا Kapıda durduk. Hatta geldi. فَأَخَزَ بِعَذَانِنَا Bizim kulaklarımızı tuttu. وَقَالَ buyurdu ki اَخْرِجَا مَا تُسَرِّرَانِ اَخْرِجَا Çıkarınız. مَا تُسَرِّرَانِ Sakladığınız şeyleri. Yani kalbinizde ki şeyi çıkarın. Kalbinizde bir şey var. Çünkü iki delikanlı gelmiş. Resulullah Efendimiz'in kapısında duruyor. Anladı. Bunlar bir şeye gelmişler. Bir şey söyleyecekler. Söyleyin dedi. ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ Resulullah Efendimiz Hücre-i Saadet'e girdi. Biz de girdik. وَهُوَ Resulullah Efendimiz يَوْمَيْزِنْ O günü de عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِرْ Hazreti Zeynep'in nöbetindeydi. Zeynep binti Cahş. Onun nöbetindeydi. Biz de girdik. فَتَوَاكَلْنَا Biz tevakül ettik. Yani birbirimize verdik. Sen mi söylersin, ben mi söylerim? Vekil. Sen mi vekaleten söylersin, ben mi? Aramızda konuştuk. فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامِ Sözün konuşmasını aramızda anlaştık. ثُمَّ تَكَلَّمَا اَحَدُنَا Birimiz konuştu. قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ O konuşan dedi ki artık hangisi konuşmuşsa onu beyan etmiyor. اَنْتَ اَبَرُّ النَّاسِ Ya Resulullah sen nasın? En eberrisin, en ziyade mütteki olanısın. وَاَوْسَلُ النَّاسِ سِلَيْ رَحْمِ Yapanların en başında gelenisin. وَقَدْ بَلَغَنَا النِّكَاحِ Biz delikanlı olduk, evlenme zamanımız geldi. وَقَدْ بَلَغَنَا بَالِ olduk neyi? النِّكَاحِ Nikah yani evlenme zamanımız geldi. Nasıl evleneceğiz? Para yok, pul yok. Yani şimdi bu kimse yapamasa, evet. Ne kadar safiyet var. Şimdi bir kimse evlenecek olsa gidip böyle bir büyük adama diyemedi. Kaldı ki Resulullah Efendimiz'e. Fakat safiyet onlar gittiler. Tabi gönderenler var. Fakat cinake sene geldik. Litu emmirana bizi emir kılasın. Memur kılasın. Ela ba'dı sadakat. Bazı sadakalar üzerine emir kılasın. فَنُوَدِّيَ اِلَيْكَ كَمَا يُؤَدُّونَ Diğer cemaat neyi eda ediyorsa biz de bunu eda edelim. وَنُسِيبَ كَمَا يُسِيبُونَ Onlar ne kadar alabiliyorsa biz de o kadar alalım. Bize bir hisse çıksın. فَسَكَتَ Sallallahu aleyhi ve sellem sükut buyurdular. حَتَّى اَرَدْنَا اَنْ نُكَلِّمَهُ Sükut durdu. Biz istedik ki tekrar konuşalım. Çünkü cevap vermedi Resulullah Efendimiz. وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ Hazreti Zeynep kıldı, tülmü'u işaret eder, oldu. اِلَيْنَا bize مِنْ وَرَائِ الْحِجَابِ Perde arkasından ki اَنْ لَا تُكَلِّمَهُ Söylemeyin. Perde arkasından işaret ederdi ki zinhar konuşmayın. Resulullah Efendimiz sükut etti ya, onlar gene söze devam etmek istediler. Hazreti Zeynep işaret etti perde arkasından ki konuşmayın. Evet. Tülmü'u demek işaret demek. Evet. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِنَّ السَّدَقَةَ سَدَقَ لَا تَنْبَغِي لِعَالِ مُحَمَّدٍ Hazreti Muhammed'in ağlına layık değildir. Onlar Peygamber Efendimiz'in ağlı mı? Beni Haşim ya. Mucizadeleri değil mi? Mucizesinin oğulları. Ali Muhammed. Ali Muhammed demek Beni Haşim. Yalnız bunda müstesnası var. Hangisi? Ebu Leheb'in sülalesi müstesnadır. Onun nesebi, hasebi kesilmiştir. Peygamber Efendimiz'e adaveti dolayısıyla Peygamber Efendimiz buyurdu ki Ebu Leheb'in aramızdaki nesep zinciri, silsilesi kesilmiştir. Ebu Leheb'in evladından bir kimse olursa ona sadaka verilir. Çünkü Beni Haşim'den ihraç edilmiş onlar. İnnemâ hiye evsâhun nâs Bu sadaka nâsın malının kiridir. Dedi. Evet, malın kiri Hazreti Peygamber Efendimiz'in ehli beytine layık değildir. Evet. Üd'u li mehmiyeten. Mehmiye denilen bir şahıs var. Esad'dan. Onu çağırın. Ve kâne alel humus. O da
Beytül malın humusu üzerinde vezifeliydi. Beytül malı ne kadar mal gelirse onun beşte birisi ehli beyte mahsus. İşte o hesap eder, o beşte biri beytül maldan alır, Resulullah Efendimiz kime derse ona verirdi. Onun vezifesi oydu. Nehmiye beytül malda ehli beytin hakkı olan humusun memuriydi. Humaya'da mı yiyor? He? Humaya'da mı yiyor? Nehmiye isim o. O adamın ismi Nehmiye. Ve Nevfel ibn-i Haris ibn-i Abdülmuttalib. Bir de Nevfel'i çağırın. Şimdi bu rivayeti yapan adamın dedesinin kardeşi oluyor. Ulu dedesi, yani ulu dedesinin kardeşi oluyor Nevfel ibn-i Haris. Bunların ikisini çağırın bana dedi. Şimdi hekim olan bir adam bak nasıl bir şey kolaya bağlayacak. Feca'ahu. Onların ikisi de Resulullah Efendimiz'e geldiler. فَقَالَ لِمَحْمِيَةٍ Mehmiye dedi ki اَنْكِحْ نِكَحْلَ هَذَا الْغُلَامَ bu delikanlıya ibneteki kızını. Kızını buna ver. Kime dedi? لِلْفَضْلِ بْنَ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِمَا Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl'ı gösterdi. Dedi ki kızım bu Fadıl'ı ver dedi. فَاَنْكَحَهُ Verdim ya Resulullah dedi. Ver dedi, o da verdim dedi. وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِسِ Nevfel ibn-i Harise de dedi ki enki hadel gulam bu gulama nikahla ibneteke kızını. Fe enki hani diyor ki o da bana kızını verdi. Ben de kızımı verdim dedi. Nikahlar bitti orada. Ve kâle li mehmiyetin şey mehir lazım. Sudak lazım. Ve kâle li mehmiyetin mehmiyeye dedi ki mehmiye neydi vazifesi? Beytül maldan ehli beyte mahsus olan humusun memuri. Ona dedi ki astık anhuma minel humus. Beytül malın humusi ehli beyte mahsus ya bu humustan bunların sadakalarını ver keda ve keda. Şu kadar miktar da tayin etti. Şu kadar şuna ver mehir, şu kadar da şuna ver. Öyleyse mesele halloldu bitti. Şimdi bundan ne anlaşıldı? He? Şimdi buradan iki rivayet çıktı. Bir dedi ki sadaka haramdır. Bir de beytül maldan onlara sedeke olarak verdi. Beytül maldan vakıf oluyordu onlara. Şimdi burada diyor ki fe'in kâle kâilun bir adam yetiraz etse ki fakat estaka anhuma bu estik değil. Estik ondan sonra gelen kelime yanlış hareketlenmiş. Fakat estaka sudak verdi anhuma onlardan taraf minel humusu humuste. Ve hükmuhu halbuki o humusun hükmü sadaka, sadakeler hükmüdür. Siz diyorsunuz ki sadaka caiz değil. Zaten siz de dediniz ya, beytül maldan alınan o beşte bir sadakadır. Ehli beyte mahsus bir sadakadır. İşte bak sadaka caiz oldu. Derse, قِيلَ لَهُ ona denilir ki, قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكْ مِنْ سَهْمِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ Caiz ki bu vermiş olduğu zevil kurbanın sehvi var ya, ellezî öyle sehim ki fil humus, humus da ehli beytin hissesi var ya, bundan verdi yani. Evet. Ve zâlike hâricun mine sedakâtil muharrime. Bu muharrem olan sedakelerden hariçtir. Aleyhim anlar üzerine haram olan sedakelerden hariçtir. Haram olanlar zekat, kefarat, nafile sedakeler bunlar ama bunun haricinde bu ehli beytin kendi hakkı. لَأَنَّهُ اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ Ehli beyti haram kılındı. اَوْسَاقُ النَّاسِ Nasın evsakı? Nasın malının kirleri haram kılındı. Vel humus neyse kezalik. Humus, nasın malının kiri değildir. Allah-u Teala taksis etmiş beytül malın beşte biri ehli beyte mahsul olur. O nasın malının kiri değil ama öteki zekat malın kiri. Bir adam malını temizlemek için zekatını çıkarır. İşte o kirdir. Onu fakire verir. Mali temiz olur. O fakire de o helaldir. O da ona temizdir. Yani vesaktır ehli beyt müstesna. Ama diğer fakire de vesaktır sayılmaz. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'id. Kâle ehberena şerik an Ubeydil Mukettef an Abid Tufeyd an Selman radıyallahu anh kâle eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'e getirdim bir sadakati. Bir sadakayı farad daha. Selman-ı Farisi'nin meşhur vakası var ya, ona son Nesrani alimleri dediler ki ahir zaman peygamberi son zamanda Mekke'den çıkacak, Medine'ye hicret edecek.
alameti sedekayı kabul etmez, hediyeyi kabul eder. Bir de umuzların arasında mehr-i nübüvvet vardır. O da baktı ki Resulullah Efendimiz'in etrafına toplanmışlar. Bir peygamber gelmiş, duydu, hemen tecrübe için getirdi. Sedeke getirdi. Diyor ki sedekeyi getirdim, reddetti, almadı. Hediyeyi getirdim, kabul etti. Diyor ki اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِسَدَقَةٍ فَرَدَّهَا وَاَتَيْتُهُ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَهَا. Hediyeyi kabul etti, sedekeyi reddetti. حَدَّسَنَا فَهَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنُ بَهْلُوبٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِسِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ اِسْحَاقَ اَنْ عَاسِمِ بْنُ عُمَرَ بْنُ قَتَادَةَ اَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدَ اَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّسَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Selman-ı Faris Abdullah bin Abbas'a rivayet eylemiş ve zekere hadisen tabiilen, uzun bir hadisi şerifi zikreylemiş. Zekere fihi, o uzun olan hadiste zikretti ki ennehu kâne abden, Selman-ı Faris'i köleydi. Kale, Selman-ı Faris dedi ki felemma emseytu, vaktaki akşam oldu, cemaatü mâ kâne indi, benim yanımda olan mali topladım. Sümme kareştü, çıktım. Hatta ciyitü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldim. Vahva bi Kuba. Demek gece geliyor. Yahudiler görmesin. Peygamber Efendimiz de Kuba'daydı. Fedekaltü aleyhi, ben Resulullah'ın huzuruna girdim. Ve me'ahu neferun min eshabihi. Kendisiyle beraber eshabdan bir cemaat vardı. Fekultu, dedim ki innehu belagani, bana vasıl oldu ki ennehu leyse biyedike şeyyun, sen fakir bir adamımışsın, senin elinde mal yok. Ve enne ma'ake ashabenlek, seninle beraber cemaatin de var. Ve entüm ehlu hacetin ve gurbe, siz ihtiyaç sahibi ve garipsiniz. Kendinizin mali de yok, fakirsiniz. Ve kad kâne indi şeyyun, benim indimden de bir şey vardı, bir miktar mal vardı. Ve da'tu lissadaka, ben bunu sadaka olarak koydum, getirdim size. Felemma zekereli, yani sedeke olarak hazırladım ki bu yanımdaki malı sedeke vereyim. Felemma zükureli, vaktaki bana zikredildi, söylediler. Mekanukum, sizin mekanınız, yani bu layıktır sedekeye ve fakirdir, gariptir, ihtiyaçlıdır. Ra'eytüküm, ben sizi gördüm. Ehakka bihi, bu sedekeye daha ziyade layık gördüm, dedi Selman-ı Farisi. ثُمَّ وَدَعْتُهُ لَهُ, sonra da sedekeyi Resulullah'ın önüne koydum. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz buyurdu ki كُلْهُ, sen bunu götür ye, dedi. اَوْ اَمْسِكُ, yahut tut kaldır götür, dedi. Yani sen bunu kendin ye, yahut da kendin al götür. Kabul etmedi. Diyor, aldım gittim onu. ثُمَّ اَتَيْتُهُ بَعْدَ اَنْ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَد۪ينَ, Kuba'da Medine-i Münevvere'ye gitti Peygamber Efendimiz. Sonra Peygamber Efendimiz'e tekrar getirdim. Fakat cemaat bir şeye, bir takım bir şeyler de toplamıştım. Fekultu, dedim ki رَئِيْتُكَ لَا تَكُلُ السَّدَقَ, ben seni gördüm ki sedaka yemiyorsun. وَقَدْ كَانَ عِنْد۪ي شَيْءٌ, benim yanımda bir şey vardı, bir miktar mal. اَحْبَبْتُ وَاَنْ اُكْرِمَكَ بِه۪ي, ben istedim ki o mali sana ikram edeyim. Kerameten, keramet olarak, hediye olarak. لَيْسَ بِسَدَقَةٍ, sedaka değil. Sedaka olarak vermiyorum da sizi sevdiğimden size hediye vereyim, dedim. Bir malı koydu, feekele. O getirdiği de hurmaydı. Resulullah Efendimiz yedi. Ve ekele ashabu, ashabi de yedi. Haddesene Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk, kâle haddesene Vehbun, kâle haddesene Şâbetü anil Hakem, an İbni Ebi Rafi, Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, an Ebihi, enne Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kölesi Ebu Rafi'nin oğlu rivayet ediyor babasından. Babası Ebu Rafi demiş ki Peygamber Efendimiz be'ase racüle, bir adamı gönderdi. Min beni mahsum, beni mahsumdan ala sadakati, sadakaya memur etti. Geç sadakaları topla, dedi. Fekale le Ebi Rafi'a, o mahsumi dedi ki Ebu Rafi'a, ishabni, beraber benimle gel. Keyma tusibe minha, ta ki sana de bir şey isabet ede. Gidelim, sadakaları toplayalım, sana da bir hisse veresin. Fekale Ebu Rafi dedi ki hatta estezine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hatta peygamberden izin alayım da sonra geleyim, dedi. Fe'aten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldi. Fezekere zâlike lehu, bunu ona zikretti.
Dedi ki ya Resulallah, işte filan kes sadaka toplamaya gidiyor. Beni de beraber götürüyor ki beni de bir hisse versin. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inne âle Muhammedin. Muhammed'in ehli la yehillu lehumus sadaka. Onlara sadaka helal olmaz. Ve inne mevlel kavmi, bir kavmin kölesi de min enfusihim, o kavmin kendilerindendir. Âli Muhammed'e sadaka haramdır. Sen de bizim kölemizsin. Sana de sadaka helal olmaz. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا برقاء ابن عمر عن عطاء بن السائب قال دخلت على أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. حديث إمام تحاوية ربيع المؤذن رواية اليوم عطاء بن السائب سند صحيح لتكاربتان سورة عطاء diyor ki ben Ümmü Kulsum, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir kızı var idi Ümmü Kulsum. Ben onun yanına girdim. Fakalet, Ümmü Kulsum dedi ki İnne mevlen lena, bizim bir kölemiz var idi. Yukalu lehu Hürmüz. Onun adı Hürmüz idi, Hürmüz derdiler. Ev Keysan. Yani ravi şek geliyor. Ümmü Kulsum radıyallahu anh'a Hürmüz mü dedi, Keysan mı dedi. Böyle bir köleleri varmış. Ahbereni Hazreti Ümmü Kulsum diyor ki o köle bana haber verdi ki ennehu marra ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yanına gitmiş. Kale fedaani, o köle diyor ki Resulullah Efendimiz beni çağırdı. Fecitu, ben de gittim. Fekale, Resulullah Efendimiz dediler ki ya Eba filan, o kölenin ismiyle de çağırmıyor, künyesiyle çağırmıyor. Künyesiyle çağırmak ehtiram için. Yani köledir diye hatırını bir şey almasın, onu da künyesiyle ehtiram ederek çağırıyor. Ya Eba filan. İnna biz. Biz kim yani Ehl-i Beyt? İnna Ehl-i Beyt kad nuhina en ne'kule sadaka. Biz Ehl-i Beyt sadaka yemeden nehyedildik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nehyetmiş. Peygamber Efendimiz'i ve onun akraba ve teallukatının sadaka yemesini nehyetmiş. Peki bunu söylüyor. Ne için söylüyor? Şimdi köle diyecek ki bana ne? Sen yemeyeceksin. Senin çoluk çocuğun yemeyecek. Bana ne? Öyle diyecek değil mi köle? Ha, Resulullah Efendimiz diyor ki وَاِنَّ مَوْلَ الْقَوْمِ, bir kavmin kölesi min enfusihim, o kavmin nefislerinden sayılır. Bir kavmin kölesi, o da onlardan sayılır. Öyleyse فَلَا تَأْكُلِ sadaka, sen de sadaka yeme. Onun için çağırmış. O köleyi çağırmış ki bak biz Ehl-i Beyt sadaka yemeden nehyedildik. Bize haram. Sen bizim kölemizsin, sen de bizden sayılırsın, sen de sadaka yeme. Şimdi bu hadisi şerif neye delalet etti? Ehl-i Beyt sadaka yiyemez. Sadaka hakkında iki firka vardı ya, bir kısmı dedi ki yer. Bir kısmı da dedi ki yiyemez. O yiyemez diyenlerin delilleri. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasrin. Kale haddesena Şebabet ibn-i Süvar. Ha ve haddesena Muhammed ibn-i Hüseyme. Kale haddesena Ali ibn-i Cahab. Ha ve haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kale haddesena Abdurrahman ibn Ziyad. Kalu, bunların üçü dediler. Şimdi bir hadisi Hüseyin ibn Nasr, bir Muhammed ibn Huzeyme, iki Süleyman ibn Şuayb, üç. Bu üç ravi kimden rivayet ediyorlar? Nereye çıkıyor? Kalu, bu üçü de dediler ki haddesena Şuabe. İmam-ı Şuabe rivayet eylemiş en Muhammed ibn Ziyad. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Muhammed ibn Ziyad'dan, o da Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet buyurmuşlar ki قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ صَدَقَةً. Hazreti Hasan radıyallahu anh küçüktü. Hurma sadakalarından bir sadakayı, bir hurmayı almış. فَأَدْخَلَهَا فِي فِيهِ, o hurmayı almış ağzına koymuş. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan'a dedi ki كَخِنْ 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 كِخِنْ كَخِنْ yahut da كِخْ كِخْ
Yani Türkiye'de kıh derler. Bu evet, zaten aslı de Arapça değil. Aslı kıh gene şey. Fakat Araplar bunu almışlar. Kıhın diye, kıhın diye. Üç rivayet var. Yani bu pis demek. Çocuğa kıh kıh derler yani. Pis. Bunu çıkar diye dedi Hazreti Hasan radıyallahu anh diye. El-kıha el-kıha. O pis çıkar, ağzından at, çıkar, ağzından at dedi. Ama alimte enna la ne'kulu sadaka. Hazreti Hasan'a diyor ki sen bilmedin mi ki biz ehl-i beyt sadaka yemeyiz. Bunu ağzından çıkarın. Daha yukarı ki dünkü bir hadis-i şerifte okuduk. Peygamber Efendimiz ağzından çıkardı. Bu vaka mı yoksa öteki başka vaka mı? Caiz ki o başka vaka, daha küçüktü, çocuk anlamıyordu. Onun için Resulullah Efendimiz ağzından çıkardı Hazreti Hasan'ın ağzından. Fakat burada biraz büyük olmuş ki ema alimte diye hitap ediyor. Yani sen bilmedin mi ki biz ehl-i beyte sadaka haram. Anlaşılıyor ki Hazreti Hasan radıyallahu anh biraz büyümüş, hitaba kabiliyeti olmuş ki Resulullah Efendimiz ona diyor ki ema alimte, sen bilmedin mi? Biz sadaka yemeyiz. Haddesene Ebu Bekrete ve İbn-i Merzuk'in قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بهس بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بهس بن حكيم babasından o da dedesinden rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz oldu. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء bir şey ona getirildiği vakitte سأله sual ederdi. أهديةٌ هو أم صدقةٌ bu getirdiğin şey hediye midir, sadaka mıdır? فَاِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ deseler ki bu hediyedir. بَسَطَ يَدَيْهِ elini bastederdi. Yani elini uzatırdı, ondan yerdi. وَاِنْ قَالُوا sadaka yok bu sadakadır derlerse قَالَ لَأَصْحَابِهِ yanındaki ashab-ı kirama derdi ki كُلُوا siz yiyiniz. Kendisi kendisine haram, kendisi yemez. Ashab yerdiler. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إبل سائمة yine أبو بكرة بهز بن حكيم'den o da babasından o da dedesinden rivayet ediyor ki onun بهز بن حكيم'in babası demiş ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim. يَقُولُ فِي اِبِلِ سَائِمَةٍ فِي اِبِلٍ develer hakkında derdi. Öyle develer ki saimetin, senenin ekserisini dışarıda otlayan. Ona saime derler. Altı aydan fazlasını dışarıda otlarsa saimedir. Yok, altı ay daha fazla içeride yerse ona alufe derler. Alufede zekat yok. Senenin ekserisini içeride yediğinde. Fakat senenin ekserisini dışarıda otlarsa ona saime derler. O da ticaret için değil de südünü, neslini almak için olursa. Çünkü dışarıda bazıları sürü yapar. Mesela deve toplamış, koyun toplamış, sürü halinde onları götürüp satacak. O ticaret malına tabidir. Onun kırkta birisini zekat edecek. Resim malını hesap edecek. O sürü sahiplerin öyledir. Kırkta bire tabidir, paraya tabidir. Bu o değil. Bir adam sütünü alacak, neslini alacak, koyun olsun, sığır olsun, deve olsun beslerse onun zekatı başka, ticaret malına değil. Şimdi böyle bir adam deve besliyor. Develer de saime, yani senenin ekserisini dışarıda otluyor. Ne kadar zekat verecek? Resulullah Efendimiz buyurmuş ki فِي كُلَّ اَرْبَع۪ينَ بِنْتُ لَبُونِ her 40 devede bir bint lebun verecek. 5 deve olursa devenin nisabı 5. 5 olursa 1 koyun verir. 10 olursa 2 koyun. 15 olursa 3 koyun. 20 olursa 4 koyun. 25 olursa 5 koyun. 30 olursa daha koyun yok. O vakitte devenin kendi cinsinden verecek. 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşına girmiş, basmış. 3 yaşının içinde olan bir deve yavrusu verecek. Ona da ne diyorlar? Binti de bu. Binti de bu ne demek? İkiyi bitirmiş, üçe girmiş. Eğer bir adamın devesi 30 olursa, o bir bin telebun verecek. Şimdi esas hikmet gerisinde, bu nisabını beyan etti. Başka hadisler zaten beyan ediyor. Men, her kim,
اَعْتَاهَا O binti de bunu verirse, ne olduğu halde? مُؤْتَجِرًا Onun sevabını talep eder olduğu halde. اَيْ تَالِبَ اَجْرِهِ Yani ben bunu veriyorum, bu farzdır, bunun sevabını Allah-u Teala bana verir. Verirse, فَلَهُ اَجْرُهَا O adam onun sevabını alır. Niye? Malının zekatını verdi, bir farzı yerine getirdi. Onun büyük bir sevabı var. Allah'ın farzını yerine getirdi ve niyeti de doğru. Şimdi bu adam iki vazife yaptı. Hem borcu üzerinden iskat etti, hem de sevaba nail oldu. Yok vermezse وَمَنْ مَنَعَهَا Men etti, vermiyor. O vakitte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki فَاِنَّا اَخِذُوهَا Eğer vermezse biz onu alacağız. Yani ondan alır. O bintide bunu olan zekatı aldığımız gibi bir de malının yarısını alırız. اَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا Hazihi demek. Hazihi işte biz bu malının yarısını almak ne ya? Hadi zekatını aldın, bintide bunu aldın. Ya yarısının için alıyorsun diyor. Yarısı da اَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا Rabbimizin azimlerinden bir azimdir. Yani o adamın malına vermiş olduğu cezalardan bir cezadır. Evet, azmetun hiye haber mübdede-i mehsub. اِي ذَٰلِكَ حَقٌ مِنْ حُقُوقِهِ وَوَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِهِ demek. وَالشَّطْرُ النِّصْفُ وَكَانِ فِي اَوَّلِ الْاِسْلَامِ يَقَوْ بَعْضُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَالِ ثُمَّ نُسِخُ İslamiyet'in evvelisinde vardı ki böyle zekatını vermeyen, Allah'ın emrini tutmayanlardan ceza olarak malının yarısı alınırdı. Ceza bir daha bunu yapma. Fakat sonra neshedildi, bu hüküm kalmadı. Eğer neshedilmese kalsaydı bu hükümetler hiç kimsenin elinde mal koymazdı. Hepsini cebren alırdılar. Fakat o neshedildi. O zamanın İslamiyet'in iktidasında alışmamışlar zekata. Onun için Cenab-ı Hak bir müddet onlar o farza alışsın diye o hükmü koymuş. Sonradan da nesk bulunmuş bu. Şimdi burada bir şey çıkıyor. Mesele ki Peygamber Efendimiz diyor ki o adam bintile bunu vermese biz onu cebren alırız. Şu anda bir adamın zekatı var, mali var, zekatını vermiyorsa bir İslam hükümeti onun zekatını ondan cebren alacak. Benim rızama bırakın, ben istersen veririm, istersen vermem, bu yok. Cebren alacak. Hatta bu İslamiyet'in iptidasında devam etti. Bütün Peygamber Efendimiz memurlarını gönderirdi. Gidin fakirlerinden, zenginlerinden alın, fakirlerini verin. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanına kadar böyle devam etti. Malın da var, koyun, deve, bu kolay. Zahire, mesela hurması var, buğdası var, bunlar kolay. Fakat parayı kimse bilmiyor. Adamın evinde ne kadar altını var, ne kadar gümüşü var, kimse bilmiyor. Adama zekatın var mı, param var mı? Eğer hakiki bir Müslüman ise var, bende 10 bin altın yahut 20 bin altın var deyip getirip zekatını veriyor. Yok, temelkar ise bende para yok diyor, yalan söylüyor. Hazreti Osman baktı ki bunun altından çıkılmıyor. Nasıl ekserisi kaçınmak yollarına gidiyor. Dedi ki bu meseleyi kendileriyle Allah arasına bırakalım dedi. Bunun altından hükümet olarak biz çıkamayız. Binaenaleyh kendi vicdanlarına koyalım, parayı kendileri kırtta bir versinler, vermese indi ilahi de kendisi mesul. Onun için parayı almaz oldular, diğer malları aldılar. Yani hükümetin hakkı vardır. Bir hükümeti İslamiye zekatı alır ve ehline verirse cebren alabilir. Yok, bu ehline vermezse, ehli var ya Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ Kaç kimse onlar? 8 kimse, 8 sınıf. Bu 8 sınıfa vermiyor. O vakitte o hükümet zekatı toplayabilir mi? Toplayamaz. Toplarsa zekata sayılır mı? Sayılmaz. Niye? Almış olduğu parayla rakı fabrikası yapıyor. Bu zekata geçer mi? Bira fabrikası yapıyor. Oyun yeri yapıyor mesela böyle. Yok. Hükümet almış olduğu o parayı Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen 8 sınıfa verecek. Neye verecek? Orduya verecek. Oldu. Askere verecek, yetimlere verecek. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَائِ وَالْمَسَكِينَ ayet kelimesinde var ya, bu 8 sınıf
8 sınıfa verecek. 8 sınıftan yalnız müellifetül kulub var mı yok mu? Eğer varsa ki o zaman da bazı kafirler var. Ona zekattan verilirse bunlar bu paraya temel edip Müslüman olurlar. Bu onların Müslüman olmasından da alem-i İslam'a fayda gelir. Onun cemaati, kavmi, kabilesi de İslamiyet'e girer. Böyle bir kimseler olursa onlara müellefetül kulüp derler, onlara da verilir. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh zamanında bakmış, müellefetül kulüp yok. Bu 8 sınıfın 7'si var, müellefetül kulüp yok. Niçin? İslam orduları bir kısmı ta Şam'a kadar gitmiş, bir kısmı Mısır'a gitmiş, bir kısmı İran'a alt üst etmiş. Şimdi burada zekatı Mekke'de, Medine'de çıkaracak zekatı kime verecek? Peygamber Efendimiz zamanında müellefe-i kulüp vardı ki Mekke'de Müslüman olmadılar da 2-3 ay mühlet aldılar. Onlara zekattan verdi ki onlar Müslüman olsunlar ve Müslüman oldular onlar. Hepsi Müslüman oldu. Fakat Hazreti Ömer zamanında düşündü ki böyle bir kimse yok. Kime vereceğim ben? Dedi ki müellefe-tül kulüp şimdi hala hazırda yoktur dedi. 7 sınıfa zekat veririz, müellefe-tül kulüp yok. Bunu bazı dinsizler Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aleyhinde istimal ederler ki bak ehkam-ı İslamiye'den bir hükmü kaldırmış. Halbuki Hazreti Ömer radıyallahu anh ehkam-ı İslamiye'den bir hükmü kaldırdığı yok. O zaman da müellefetül kulüp bulunmadı ki versin. Mesela sen şimdi Medine'de zekatını çıkaracaksan bu 8 sınıftan birisi de köle ve firrikabi var ya alacaksın bir köleye, köle mesela şey parayla köle kendisini azat edecek rikap. Sen o 8 sınıftan bir tane bul bakayım. Köle yok ki. Köle yok ki sen köleye veresen de o da kendisini azat etsin. Yok. Yok olandan bunu yok. Şimdi biz kaldırmış mı olduk? Yok. Yok. Varsa o olsa verilecek. Yahut da Medine-i Münevvere'de aradım boşluğu yok. Fakir var. Fakir miskin var da boşluğu yok. Ve fil garimine var halbuki o 8 sınıftan birisi de boş değil. Yok, yok olunca biz bu hükmü mü kaldırmış oluyoruz? Yok, hükmü kaldırmıyoruz biz. Yalnız yok olduğunda verilmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh de kendi zamanında müellefetül kulüp yok olduğundan dedi ki müellefetül kulüp yok. Yok ki onları verelim. Bunu getirip senet ittifaz ettiler. Meşrutiyette böyleyse Hazreti Ömer bak ehkam-ı şeriyeyi tebdil ediyor. Bu caizdir, biz de caizdir, biz de yaparız dediler. Hırsızın elinin kesilmesini kaldırdılar. Celde vurmayı, yani değnek vurmayı, şaribül hamre değnek vurmayı kaldırdılar. Ve delilleri de göğe Hazreti Ömer oldu. Halbuki yalan. Hazreti Ömer kaldırdığı yok, tehrif ettiği yok, kendiler tehrif etti. Hazreti Ömer bir özür olduğundan, bulunmadığından dolayı müellefetül kuluba vermedi. Onlar öyle değil. Dinsizliklerinden şeriatı tehrif için yaptılar. Evet, şimdi bunu yarın öbür gün sizin karşınızda da çıkacak. Hem de Hoca Efendi çıkacak. Başkası değil. Müftü çıkacak, vaiz çıkacak, yahut da müfekkir, mühendis, profesör çıkacak. Size öyle diyecek. Ya işte Hazreti Ömer radıyallahu anh baksana. Ahkam-ı şeriyeyi o tebdil ediyor da biz niye etmeyelim? Olurmuş böyle şeyler. Adamı tutup da hırsızı elini keseceksen hepsi etmezseler. Öyle dediler o meşrutiyetçiler o vakit. Tenzimatçılar. Halbuki onların maksadı dini İslam'ı tehrif ediyor. Ha, onun için de bu izahatı vermiş oldum. Hazreti Ömer radıyallahu teala hiçbir tebdil tayin bir şey yaptığı yok. Şimdi var mıdır işte? Bulunur. Bu kıyamete kadar yerine göre bulunur. Burada yok. Burada müellefetül kulüp yok. Fakat sen Almanya'da olsan, Amerika'da olsan, baksan ki bir adam, muharrir, sözünün sübutu, tesiri var kendi cemaat üzerinde. Fakat bu adam kafir. Ben bunu müellefetül kulüp addederek zekat versem, bunu Müslümanlığa ithal etsem ve Müslümanların lehinde yazı yasa birçok adamlar Müslüman olur. Böyle bir adam bulsan, o işte müellefetül kulüp verilir. Yahut da gittin bir kavmi kabilenin reisi. O adam Müslüman olsa o kavmi kabile reisi olacak. Fakat adam temakkar. Ancak parayla o egilebilecek. O vakitte verilir. Müellefetül kulüp bunlardır. Yani onun Müslüman değil. O kafir. Fakat onun kalbini İslamların muhabbet, o kalbini İslam muhabbetini aşılamak ve kalbini elde etmek için verilen paradır bu. O da nereden? Zekattan. Zekattan verilir. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı mı? Gitti birisi, o müellefetül kulüpten birisi dedi ki, Peygamber Efendimiz'e ki, bana mal ver dedi. Peygamber Efendimiz biliyor.
Bu temakar bir adam. Mal olursa Müslüman olur. Yoksa olmaz. Dedi ki şu vadideki şeyleri gördün mü malı? Birçok deve, koyun. Onlar hepsini sana verdim dedi. Adam böyle bir durdu bakıyor. Bu kadar mali bir padişah kaldırıp da kendi cemaatinden, kendi dininden olmayan bir adama vermez dedi. Düşündü o. Vermez dedi. Ha, bu demek ki sultan melik değil. O milk de, saltanat da dava etmiyor. Öyleyse ben bunun hakiki peygamber olduğuna şimdi kanaat getirdim dedi, Müslüman oldu. Buna işte hikmet derler. Hikmetine. Hatta o müellefetül kulübe çok verdiğinde ensara mal kalmadı. Muhacirlere de mal kalmadı. Onlar bu sefer dedikodu ettiler. Dediler ki Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethetti. Kendi cemaatini tercih etti. Mali onlara verdi. Hatta o arada bir de meşhur bir tanesi geldi ya, dedi ki ya Resulallah sen adalet etmiyorsun. Mali teksim ederken adalet etmiyorsun. Resulullah Efendimiz de ona kızdı. Dedi ki ben adalet etmesem de kim adalet edecek? Hazreti Ömer ya Resulallah izin ver bunun başını vurayım dedi. Yok dedi. Bunun cemaatinden bir kavim çıkacaklar. Kur'an'ı okuyacaklar. Bu Kur'an boğuzlarından kalplerini inmeyecek. Okudukları Kur'an boğuz ağızlarında, dillerinde. Yani kalplerini iman inmeyecekler. Hürkus var diye meşhur işte Hazreti Ali radıyallahu anh şeyde Havariç Harbi'nde öldürdüğü vakit, onları öldürdü ya, dedi ki gidin arayın bir adam vardır. Onun sağ tarafı, sağ kolu yoktur, meme gibidir. İşte onun cemaatidir. Gitti aradı, buldular ölülerin içinde. İşte hatta onu da diyorlar ki başı metruş, gözleri içerisine çökmüş bir adam idi. Geldi Resulullah Efendimiz'e adaletle hükmetmiyorsun dedi. İşte Resulullah Efendimiz buyurdu ki bunların, buna ve bunun cemaatinin kalbine iman girmeyecek. Yani maksat şimdi ensar böyle gücendiler. Peygamber Efendimiz bunu anladı. Dedi ki bir çadırın altında ensar toplansın. Ensardan başka kimse olmasın. Ensar toplandı. Peygamber Efendimiz gitti onlara dedi ki sizden gelen sözleri ben işittim. Ben kendi kavmimi tercih edip de mali onlara veriyorum. Bu beni böyle zannetmeyin. Ben bunlara ne hikmetim bu mali fazla veriyorum. Siz mali mi istersiniz yoksa Resulullah'ı beraber alıp memleketinize götürmek mi istersiniz? Biz Resulullah'ı isteriz. Dedi ki mal dünyada kalır. Benim ölüm de dirim de sizinle beraberdir. Deyince Ensar o vakitte memnun oldular. Ağlaştılar. Ya Resulullah biz Rabbina dediler. Ve Resulullah Efendimiz o vakit beyan etmiş oldu ki yani bunların ekserisi yeni Müslüman, zayıf, bahane arıyorlar ki dinden çıkarlar. Fakat o mal dolayısıyla bunların kimisi İslamiyet'e girecek, kimisinin de zayıf imanı kuvvetli olacak ve öyle oldu. O müellifetül kulüpten hiçbirisi küfrü tercih etmedi. Hepsi Müslüman oldular. Şimdi böyle bir yer olsa müellifetül kulüp olur. Ama hala hazırda Mekke'de Medine'de olmaz bu. Ya küffar ile ihtilat edilen bir yerde olur. Burada kimi bulacaksın müellifetül kulüp? Yok ki hepsi Müslüman. İşte Hazreti Ömer'in zamanında da öyleydi. Mekke'de Medine'de bu müellifetül kulüp kalmamıştı. Ama hariçte küffar ile ihtisar olan yerlerde daima olur. Adil mahkumları bırakıyorlar ya, o zikaba girer misin? Yok, o şey medyun, garimin, garimine girer. Zikap değil, zikap köler. Bu garimine girer. Vel garimine var ya, oraya girer. Evet, meseleyi uzattık da burada. Haddesana ibn-i Merzuqin ve ibn-i Ebi Davud, kâle haddesana ebu'l-velid, kâle haddesana Hammad ibn-i Seleme, en katâdete. An Anas radıyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Anas diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz kâne yemurru fit-tariqi. Yolda yürürdü. Neye? Bit-temreti hurmaya. Yani yolda yürürken oraya bir hurma düşmüş. Bunu görürdü. Femâ yemne'uhu min ahziha. Onu almadan men etmezdi Resulullah Efendimiz'i illâ mehâfet en tekûne sadaka. İlla korkardı ki sadakadır. Şimdi hurma düşmüş. Resulullah Efendimiz onu alıp yiyecek. Fakat alıp yiyemezdi. Çünkü düşen bir hurmayı kimse aramaz. Mübah. Fakat Resulullah Efendimiz almazdı ki acaba sedekeden olur mu? Alıp yiyemezdi. Belki sedekeden. Bunlar neye delalet ediyor? Ehli beyte sedeke haram da onun için alıp yiyemezdi.
Hani o birinci mezhebe sahibi olanlar helaldir diyenlere reddiye bunlar. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Müseddedun, kâle haddesena Yahya an Süfyan, kâle haddesena Mansurun an Talha, an Enes radıyallahu anhu, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a temreten. Hazreti Enes diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz bir hurmayı gördü. Fekale dedi ki levla enni ehafu, eğer ben korkmasaydım ki en tekuna sadaka, bunun sadaka olmasından korkmasaydım le ekeltuha, ben bu hurmayı yerdim. Ama sadaka olduğundan korktum da yemedim. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesena el-Hakem ibn-i Mervan el-Darir, hâve haddesena ibn-i Ebi Davud, kâle haddesena Ahmed ibn-i Yunus, kâle haddesena Ma'ruf ibn-i Vasil el-Sa'di. Şimdi bu hadisi şerif Ali ibn-i Ma'bed, bir de ibn-i Ebi Davud, Ahmed ibn-i Ebi Davud rivayet ediyorlar. Ma'ruf ibn-i Vasil el-Sa'di diyor ki, kâle haddesetna, bize bu hadisi şerifi rivayet eyledi, Hafsatu radıyallahu anha, Ümmahatül Mü'minden, Hazreti Hafsa rivayet eyledi fi seneti tis'in, sene-i hicriyenin 90. senesinde. Hazreti Hafsa o vakte kadar yaşamış. O rivayet eylemiş. Kâle ibn-i Ebi Davud, ibn-i Ebi Davud dedi fi hadisi kendi rivayetinde İbn-i Talgın. Talgın kızı. Yani bu rivayetler geliyor da bu hadisi şerifi Hazreti Hafsa mi rivayet eylemiş? Birisinde o. Diğer bir senedinde de İbn-i Ebu Davud'un senedinde de İbn-i Tutelgın diyor. O rivayet eylemiş. Alâ küllâhâl, hangisi olursa olsun tegûlû, derdi ki o, haddesena Raşid ibn-i Malik Ebu Umeyr, kâle künnâ inden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Raşid ibn-i Malik ki künyese Ebu Umeyr. Ondan rivayet eylemişler ki, künnâ inden nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, biz Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanında idik. Fe'ütiye bi tabakın aleyhi temrun. Bir sahan getirdiler, onda o tabakta hurma var. Yani hurma dolusu bir sahan getirdiler. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, buyurdular ki, Esadakatun em hediyetun, bu sadaka mıdır, hediye midir? Kale getiren adam dedi ki, ben sadakatun, bu sadakadır ya Resulallah. Fevada'ahu beyne yedeyil kavm, cemaatin önüne koydular, cemaat yemeye başladı, Resulullah Efendimiz yemedi. وَالْحَسَنُ يَتَعَفَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ. Hazreti Hasan de yemek için çırpınıyor. Çocuklar hani kendisini yere atar, ağlar, bağırır ya, o şekilde çocukların yaptığı gibi kendisini yere attı. Resulullah Efendimiz bırakmıyor, o değil de yemek istiyor. Niye beni bırakmıyorsun yiyeyim diye. Başladı yerde kendisini çırpınıp yerlere sürmeyi Hazreti Hasan. يَتَعَفَّرُ bu demek. Burada izah ediyor ya, يَتَمَرَّغُ فِي تُرَبْ, toprakta çırpınır. كَمَا وَدَعْبُ سِبْيَنْ, çocukların adeti böyledir. Evet. فَأَخَذَ السَّبِيُّ تَمْرَةً, sabi yani Hazreti Hasan bir hurma aldı. فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ, ağzına koydu, dinlemedi Resulullah Efendimiz'i. فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz idkal eyledi, اِصْبَعَهُ, parmağını, وَجَعَلَ يَتَرَفَّقُ بِهِ, başladı hafif rıfkıyla ağzından çıkarmaya. Yani öyle şiddetli vurarak da değil de lütfuna, yani çocuğun da hatiri kırılmasın fakat hurmayı da yemesin. فَأَخْرَجَهَا, Peygamber Efendimiz o hurmayı ağzından çıkardı. فَقَزَفَهَا, Resulullah Efendimiz onu attı. ثُمَّ قَالَ, sonra Resulullah Efendimiz buyurdu ki اِنَّا آلِ مُحَمَّدْ لَا نَأْكُلُ السَّدَكَ, biz ehli beyt, Ali Muhammed sadaka yemeyiz buyurdu. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصدقة. عبد الرحمن بن أبي ليلى diyor ki ben Peygamber Efendimizle sadaka toplanan, cem olunan binaya girdim. فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ تَمْرَةً, Hazreti Hasan da Peygamber Efendimizle beraber idi, oradan bir hurma aldı. فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ, Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan'ın ağzından çıkardı. وَقَالَ, buyurdu ki اِنَّا اَهْلَ بَيْتْ لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةً, biz ehli beyt, bize sadaka helal olmaz. اَوْ لَا نَكُلُ الصَّدَقَةً, yahut da böyle buyurdu. لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةً mi buyurdu,
La nekulu sadaka mi buyurdu. Ravi şek gitti burada. Manası bir. Sadaka bize helal olmaz yahut biz sadakayı yemeyiz. Haddesena Fehdun, kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'idin. Kâle akberena şerikun, fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi Fehd de rivayet eyledi. Gayre ennehu kâd Fehd'in rivayetinde dedi ki, inna ehle beytin la yehillu lena sadaka. Böyle dedi. وَلَمْ يَشُكَّ شَكِّ rivayet eylemek. Yani bu ikinci senedeki senette geldi ki اِنَّ اَهْلَ الْبَيْتِ لَا يَحِلُّ لَنَا السَّدَقَ demiş. Öyleyse لَا نَاكُلُ السَّدَقَ rivayeti biraz zayıf kaldı. Mâna itibariyle fark yok zaten. حَدَّثَنَا اَبْنُ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هُمَامِ اِبْنِ مُنَبِّهِ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغمار فنمز buyurmuşlar ki إني لأنقلب إلى أهلي ben evime giderim ehlime giderim فأجد التمرة ساقطة على فراشي bir hurmayı düşmüş görürüm في بيتي evimde evime giderim ki bakarım benim yatağıma bir hurma bir yerden düşmüş فَاَرْفَعُهَا لِاَكُلُهَا ben onu oradan alırım ki yiyeyim. ثُمَّ اَخْشَى اَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَاُلْقِيهَا sonradan hatırıma gelir ki acaba sadaka hurmasından olmaya diye korkarım, onu atarım. Kendi yatağındaki hurmayı alıyor, yemek istiyor, ondan sonra da acaba sadaka hurmasıdır diye şüpheleniyor, yemiyor. Evet. حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي geldi Peygamber Efendimiz حين قدم المدينة مديني منورة Peygamber Efendimiz teşrif buyurduklarında Selman-ı Farisi geldi ne ile? Bir maidetin bir sofra ile. Bir sofra hazırlamış aleyha rutab. Onda yaş hurmalar da var. Rutab. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki ma hâde ya Selman? Bu getirdiğin nedir ya Selman? Kâle sadakatun aleyke ve ala ashabik. Ya Resulullah sana ve senin ashabına sadaka olarak getirdim. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İrfa'ha sen bunu kaldır. İnna la na'kulu sadaka bi sadaka yemeyiz dedi. Farafa'a Selman-ı Farisi de kaldırdı. Feca'ahu min el-gad bi mislihi. Ertesi gün Selman-ı Farisi gene öyle bir sofra. Üzerinde de rutepler var. Aldı getirdi. Fevada'ahu beyne yedeyi. Resulullah Efendimiz'in önüne koydu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ma hada ya Selman? Bu nedir ya Selman? Kale hediye. Ya Resulullah hediye getirdim. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabihi. Peygamber Efendimiz ashabına dedi ki İmbasitu min basit olunuz yani. Yiyiniz. Kendisi de yedi ve ashab-ı kiram da yediler. Kale Ebu Cafer. Ebu Cafer kim? İmam-ı Tahavi. İmam-ı Tahavi dedi ki Fehadil asaru kulluha. İşte bu rivayet eylemiş olduğumuz bu rivayetlerin hepsi قَدْ جَاءَتْ بِتَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِ هَاشِمْ Beni Haşim'in üzerine sadakanın haram olduğunu beyan ediyor. Bu kadar, o kadar hadisler ki tevatür derecesine geldi. Yani bu kadar rivayetleri, hadisleri rivayet eden zatların hepsinin yalan üzerine ittifakı muhal. İşte buna ne derler? Tevatür. وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا Hiçbir şeyi de bilemeyiz ki nesakaha bunları nesk etti. Bir de itiraz eder ki evet var idi ama nesk olundu. Yok. Nesk eden bir şey bir rivayet görmedik. وَلَا عَارَضَهَا Bunlara muariz hadiste görmedik. اِلَّا مَا قَدْ زَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ İlla bu babın evvelinde zikrettiğimiz hadis. Hani getirdi ya. Muariz olarak yalnız o hadis var. O da neden evet? مِمَّا Ol bir rivayetlerden de rivayetlerden bir hadis muariz var ki leyse fihi delilun. O muariz olan hadiste de delil olmadı. Ala muhalefetiha. Bunun muhalefetine delil olmadı. Haram olmadığına delil yok onda da. Yani o hadisi rivayet edenlerde de aradık baktık. Bu rivayetlerin muhalif değil o da. Şimdi burada bir sual daha çıktı. Şimdi burada
beyan etmiş oldu ki Beni Haşim'e sadaka helal mıdır, haram mıdır? Neticede haramdır. Bunu kat'i surette ispat etti. Bir adam itiraz etse ki فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ تِلْكَ السَّدَقَةُ Bu haram olan sadaka, Beni Haşim'e haram olan sadaka اِنَّمَا هِيَ الزَّكَاتُ خَاسَّ Zekattan olan sadakadır. Zekattır onları haram olur. Niye? Zekat bir malın temizleyicisidir. Gırtta bir yahut da diğer mesela hayvanatta onların nisabı da var. Miktar-ı müayyende bir zekat çıkaracak. O zekat o mali temiz ediyor. Onun kiridir. Onun için Beni Haşim'e haram olan bu zekattır derse diğer yani nafile sadakeler dahil değildir. فَاَمَّا مَا سِوَا ذَٰلِكْ مِنْ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ Ama zekattan başka diğer sadakeler var. Bunlar فَلَا بَاسَ بِهِ Onlarda beis yoktur. Böyle itiraz ederse. Yani diyor ki biz bu hadis-i şerifleri kabul ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı Beni Haşim'e haram etmiş. Bu zekata mahsustur. Yani zekattır haram olan. Ama nafile sen tesadduk edeceksen o dahil değildir dese ne cevap vereceksin? قِيلَ لَهُ ona cevap verilir ki فِي هَذِي الْاَسَرِ O rivayetlerde orucudur. مَا bir hüküm orucudur ki قَدْ دَفَعَ دَفْعَتِّ مَا اُلْ bir şeyi ki zehep değilsen ona sahip oldun. Senin sahip olduğun meseleyi bu rivayetlerde olan manalar def etti. Sen diyorsun ki zekata mahsustur, diğer sadakalar müstesnadır. Bilakis zekat ve diğer sadakalar hepsi haram olduğuna dair bu eserlerde rivayet var. Ve bu eserlerden bu anlaşılıyor. Ve zalike bu anlaşılan şey de ma ol bir hükümdür ki fi hadisi Behs ibn Hakim enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ utiye bir şey isâle. Behs ibn Hakim rivayet eylemiş olduğu hadiste olur ki Peygamber Efendimiz'e bir şey getirdiklerinde sual ederdi. E hediyyetun em sadakatun? Hediye midir, sadaka mıdır diye sual ederdi. Fe in gâlu sadaka Sadaka derlerse قَالَ الْاَسْحَابِي كُلُوا giyin derdi. وَاسْتَغَنَا müstağni olur diye Peygamber Efendimiz بِقَوْلِ الْمَسْعُولِ sual edilenin sözüyle ne اِنَّهُ sadaka اِنَّهُ sadaka dedi mi kafi daha başka sormaz diye. Evet. Zekattan mıdır, nafileden midir diye sorar mıydı? Evet. Yok. Sadaka mı? Değil. Bitti. Külüyorsun. Sadaka yemeği. Aa sadakada iki türlü. Zekatı var, nafilesi var. Sual eder miydi Resulullah Efendimiz? Sual etmezdi. İstağına bi kavlihil mesulin nehu sadaka. Sual edilen adamın sadakadır demesiyle mi Peygamber Efendimiz'in müstahane olurdu? Neden? En yes'elehu ona sormaktır. Sadakatun min zekatin em gayri zalik. Bu sadaka ama zekattan mıdır? Başka bir şeyden midir diye sual eder miydi? Yok. E bitti. Demek ki sadakanın hepsi haram. Yoksa zekat haram olsa, diğeri helal olsa sorardı. Bu sadaka ama zekattan mı yoksa nafile mi? Diye sorardı. Sormadı. E bu delalet etti ki zekatın gayri sadakaları da haram. Fedelle zalik bu delalet etti ki ala enne hükme sairi sadakat diğer sadakaların hükmü fi zalik haram olmada sevaun müsavidir. Zekat gibidir. Ve fi hadisi Selman'a radıyallahu anhu fekal Hazreti Selman'ın rivayet etmiş olduğu hadiste orucudur ki Hazreti Selman buyurdular, fecitu, ben Resulullah Efendimiz'e bir sofra hazırladım, getirdim. Bunun içinde hurmalar da vardı, yukarıda geçti bu hadis-i şerif. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, ehediyyetun em sadakatun, getirmiş olduğum bu hurmalar, bu yemekler, hediye midir, sadaka mıdır? Fekultu ben dedim ki bel sadakatu ya Resulallah belki sadakadır. Leennehu belagani bana erişti ki ennekum kavmun fukara siz fakir bir cemaatsiniz. Onun için sadaka olarak getirdim dedi. Femtena'a min ekliha lizalik. Resulullah Efendimiz sadaka dediği için yemeden imtina etti. Yemedi onu. Ve innema kâne Selmanu radıyallahu anh Hazreti Selman olduğuydu yevmeydin o günü, bu getirdiği günü abden köleydi. Öyle köle ki mimmen şul bir kimselerden ki la yecibu aleyhi zekatun onlara zekat vacip olmayan kölelerden idi. Esas mevzumuz
Ehli beyte sadaka haram. Hangi sadaka? Yani bir adam itiraz etse ki zekattan olan sadaka haram ama nafile olan sadaka haram değildir derse ona cevap veriyor ki bak Selman-ı Farisi köleydi. Ona zekat vacip değildi. Nafile olarak sadaka getirmişti. Sadaka dediğinde Resulullah Efendimiz yemedi. Bu hadiste delalet olucudur ki sadakanın her çeşidi Beni Haşim'e haramdır. İster zekattan olsun, ister nafile olsun. O zaman zaten imam daha iman etmemişti Selman'da. İman etmişti belki de. O zaman mevzu bahis değil ki iman etsin etmesin. Biz Selman-ı Farisi'nin imandan bahsetmiyoruz. Resulullah Efendimiz sadaka yer miydi, yemez miydi? Farz et ki Müslüman olmuştu o vakitte. Kendisi köleydi. Azat edilmemişti. Köleye zekat vacip değildi ki. Çünkü rivayetler muhtelif. Selman-ı Farisi bu vaka Kuba'da oldu. Fakat bir de Medine'de olduğunu söylüyor. İhtimal tekerrür etmiştir. Hazreti Selman birinci günü Kuba'da getirdi, sadaka dedi, yemedi. İkinci günü hediyedir dedi, yedi ve kalktı. Resulullah Efendimiz'in arkasından dolaşmaya başladı ki Mihr-i Nübüvvet'i göre Resulullah Efendimiz mişlahını aşağı indiriverdi. Mihr-i Nübüvvet'i gördü ve hemen iman etti. Fakat bu rivayette diyor ki Medine'ye geldikten sonra oldu. Bu vakitte Kuba'da onun 5 gün kaldı, Medine'ye ondan sonra geldi. Aradan epey bir vakit geçiyor. Evet, caiz ki mesele tekerrür etmiş olan. فَدَلَّ ذَلِكَ bu delalet etti neye? عَلَى أَنَّ كُلَّ الصَّدَقَاتِ sadakaların hepsi مِنَ التَّطَوُعُ وَغَيْرِهِ ister nafileden olsun, ister nafilenin gayrisi farz olan sadakalardan olsun قَدْ كَانَ oldu مُحَرَّمًا tahrim edilmiş oldu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz üzerine haram edilmiş oldu ve ala sairi Beni Haşim Beni Haşim'in diğerlerine de tahrim edilmiş oldu. Şimdi bu meselede ihtilaf Beni Haşim'e sadaka verilir mi verilmez mi? Bir takım ulema dedi ki verilir. Bir takım ulema da dedi verilmez. Verilmez tarafının hakkındaki hadisler çok ve bu tarafı İmam-ı Tahavi teyit etti. Yalnız sadaka hangisidir? Bazıları dediler ki zekat olan sadakanın verilmesi haramdır. Bazıları dedi ki hayır, bütün sadakalar farzdan olsun, nafileden olsun. Bunu da ispat etti ki farz olsun, nafile olsun sadaka Beni Haşim'e haramdır. Bu nakilleri yaptıktan sonra diyor ki عَلَسْتِوَاءِ حُكْمُ الْفَرَائِدِ وَالْتَطَوْعُ فِي ذَلِكِ bu mesele hakkında farz olsun, nafile olsun sadakaların hükmü müsavidir. Nazar da buna delalet eder. Kıyasla delalet eder ki evet, sadaka ister farzdan olsun ister nafileden olsun Beni Haşim'e verilmez. Kıyas nasıl? وَذَلِكَ bu kıyasla اَنَّا رَأَيْنَا biz gördük غَيْرَ Beni Haşim'in Beni Haşim'in başkalarını minelaniye zenginlerden vel fukara fukaradan fis sadakatil mefrudati ve tatavu farz olan sadakalerde nafile sadakalerde gördük sevaen müsavi gördük baktık ki Beni Haşim'in gayrisi zenginler neyse hepsi bir fakirler neyse onlar da hepsi bir bir zengin ki sadaka alamaz. Evet, bunun şu zengin, bu zengin farkı yok, müsavi. Bir fakir ki sadaka alır, o da müsavi. Farzı da alır, nafileyi de alır. Evet. Men harume, Beni Haşim'in gayrisi, her bir kimse ki haram oldu, aleyhi ana, ahzu sadakatin mefrudatin, farz olan sadakayı almak haram oldu, harume aleyhi ahzu sadakatin gayri mefrude, farz olmayan nafile sadakayı da almak haram oldu. Madem zengindir adam, sadaka almak haramdır. Zekat almak haram olduğu gibi nafile sadakayı da almak haramdır. İkisi müsavi. Fakir de böyle. فَلَمَّا حَرُمَ عَلَى بَنِي هَاشِمْ Beni Haşim'e ki haram kılındı. اَخْتُوا صَدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ Farz kılınmış sadakaları almak Beni Haşim'e haram kılındı. حَرُمَ عَلَيْهِمْ Yine Beni Haşim'e haram kılındı. اَخْتُوا صَدَقَاتِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَاتِ farz olmayan sadakaları almakta haram kılındı. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ bu meselede işte kıyasla budur.
وَهْوَ قَوْلَ اَبِي حَن۪يفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu üç imamın kavli de budur. Yani Beni Haşim'e ne zekat verilebilir ne de nafile sadaka verilebilir, onlara haramdır. Niçin? Onun içinin de iki türlü illeti var. İlletinin birisi malın kiridir. Sedeke malın kiridir. O sedekeyi verir, malını temizler. Nas'ın kiri Beni Haşim'e layık değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz'in ekreba ve teallukatıdır. Kötü mal onlara verilmez. İyi mal verilecek. İyi mal da sedekenin gayrisi olur. Hediye olarak verir sana temiz başka. Bir illeti de diyor ki burada beytül mal, bir beytül mala ayrılan malın beşte biri Beni Haşim'indir. Cenab-ı Hak Beni Haşim'e beşte birini verdi. Onun için diğer sadaka zekatlardan sarf-ı nazar ettirdi. Daha başkalarını verdirmedi Cenab-ı Hak. Çünkü niçin? Beytül malın beşte biri onların ya. Bitti. Öteki dördü. Öteki de dördü diğer Müslümanların. Şimdi bu üç imam, üç imamın kavli bu. وَقَدْ اُخْتِلِفَ وَقَدْ اِخْتُلِفَ عَنْ اَبِي حَن۪يفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında İmam Ebu Hanife'den muhtelif rivayetler geldi. Bir bu okuduğumuz Ben Haşim'in zenginine de fakirine de sadaka zekattan olsun nafileden olsun verilmez. فَرُوِيَ عَنْهُ. Bir ihtilafta İmam Ebu Hanife'den rivayet olundu ki اَنَّهُ قَالَ. İmam Ebu Hanife buyurdular ki لَا بَاسَ بِالصَّدَقَاتِ كُلِّهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ. Beni Haşim'in hangisi olursa olsun hepsine, sedekenin de herhangi çeşidi olursa olsun vermede beis yok. İster farz olan sedeke olsun, ister nafile sedeke olsun Beni Haşim'e verilebilir dedi İmam Ebu Hanife. Bu rivayette geldi. Esas mezhebi yukarıda okuduğumuz verilmez. Fakat bir rivayette verilir demiş. Ve zehebe fî zâlik. İmam Ebu Hanife bu mesele hakkında zahip oldu. Yani verilir demesinde. İndena İmam-ı Tahavi diyor ki bizim indimizde, yani bana göre İmam Ebu Hanife niçin böyle demiş? Evet. Bu meseleye zahip oldu. İlâ enne sedekat. Sahip oldu ki sedekeler innemâ kânet hurrimet aleyhim. Beni Haşim'e haram kılındı. Min eclima şul bir şey için ki cu'ile lehum fil humusi. Humus'te onlar için kılındı. Min sehmi zevil kurba. Zevil kurbanın sehminden kılındı. Yani zevil kurbaya Beni Haşim'e beytül malın beşte biri kılındı. Onun için bunlara Cenab-ı Hak Teala Hazretleri haram kıldı. فَلَمَّنْ قَتَعَ ذَٰلِكَ عَنْهُمْ. Vaktaki Beni Haşim'den mungati oldu. Beytül malın beşte biri kesildi, onlara verilmez oldu. وَرَجَعَ اِلَى غَيْرِهِمْ. O beşte biri de başkalarına raci oldu. بِمَوْتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in ölümü sebebiyle حَلَّ لَهُمْ Beni Haşim'e helal oldu. بِذَٰلِكْ. Bu sebeple maşul bir şey helal oldu ki قَدْ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ. Onlara haram kılınan şey helal oldu. مِنْ اَجْلِ مَا قَدْ كَانَ اُحِلَّ لَهُمْ. Onlara helal kılınan şey muharrem oldu. Şimdi onlara niçin haram idi? Beytül malda hisseleri vardı. Onun için haram idi. Beytül maldaki hisseleri gitti. Öyleyse onların da zekat almaları, sedek almaları caiz oldu diye İmam Ebu Hanife'den böyle bir rivayet var. وَقَدْ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبْ عَنْ أَب۪يهِ عَنْ مَحَمَّدٍ عَنْ أَب۪ي يُوسُفْ عَنْ أَب۪ي حَن۪يفَةَ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ذَٰلِكَ. Evet, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'den rivayet ediyor bu mesele hakkında. مِسْلَ قَوْلِ أَب۪ي يُوسُفْ رَحْمَهُ اللّٰهُ. İmam Ebu Yusuf'un kavli gibi rivayet ediyor. Yani beytül maldaki hisseleri kesilmiş olduğundan dolayı sedeke zekat alabilirler. فَبِهَذَا نَأْخُذُ. İmam-ı Tahavi diyor ki işte biz de bunu alırız. Beytül maldan hisseleri veriliyorsa onlara sedeke zekat verilmez. Almaları haramdır. Yok, beytül maldan hisseleri verilmiyorsa sedeke zekat alabilirler. Bu İmam-ı Tahavi diyor ki ben bunu alırım. Ama Hanefi'de meşhur olan bu değil. Alamazlar.
Fakat İmam-ı Tahavi bu fikre sahip olmuş, İmam-ı Ebu Hanife'den de ve İmam-ı Ebu Yusuf'den de böyle bir rivayet naklediyor. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki اَفَتَكْرَهُهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ Beni Haşim'in kölelerine de sedekeyi mekruh görür müsün? قُلْتُ نَعَمْ Evet, onların kölelerine de sedeke mekruhtur derim. Ne için? لَحَد۪يثِ اَب۪ي رَافِعَ اَلَّذ۪ي قَدْ ذَكَرْنَاهُ ف۪ي هَذَا الْبَابِ Ebu Rafi'nin hadisini zikrettik ya, Ebu Rafi birisi çağırdı ki gel ben sadakayı toplamaya memur edildim, gidiyorum, sen de gel, sana da bir hisse vereyim. Gitti Resulullah Efendimiz'e danıştı, dedi ki yok. اِنَّ مَوْلَ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُس۪يهِمْ Bir kavmin kölesi onlardandır. Sen de bizdensin, bize beni Haşim'e sadaka haramdır, sana da haramdır. O hadis delalet etti ki kölelere de sadaka verilmez, beni Haşim'in kölelerine. وَقَدْ قَالَ ذَٰلِكَ اَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهِ fi كِتَابِ الْاِمْلَى İmam Ebu Yusuf Kitab-ı İmla'da böyle dedi. وَمَا عَلِمْتُ اَحَدًا مِنْ اَسْحَابِنَا Bizim eshabımızdan hiçbir kimseyi ben bilmedim ki خَالَفَهُ fi ذَٰلِكَ İmam Ebu Yusuf muhalefet etti. Yani Hanefiye uleması hepsi bir ittifak demişler ki Beni Haşim'e sadaka verilmediği gibi onların kölelerine de verilmez. فَاِنْ قَالَ قَائِلُ Bir adam itiraz etse de dese ki اَفَتَكْرَهُ لِلْحَاشِمِيِّ Sen bir Haşimiye mensup olan bir kimse için mekruh görür müsün? اَنْ يَعْمَلَ عَلَى الصَّدَقَةِ Sadaka üzerine amir ola. Yani hükümet tarafından memur edile. Ben Haşim'den birisini hükümet memur etti. Geç sadakaları topla. Senede şu kadar vereceğiz. Ona da bir şey tahsis etti hükümet. Caiz olur mu olmaz mı? Bultula ben derim ki mekruh görmem, caiz olur mu? Halbuki o sedaka zekat toplandığı paradan o alacak. Onun ücreti ne kadar tutarsa, hükümet ne kadar para verecekse onu nereden verecek? Toplanılan zekattan verilecek. Toplanılan zekat malın nasıl malın kiridir. O ise o adam ise beni Haşim'dendir. Nasıl olur? Ya diyor ki hikmet, illet değiştiğinden dolayı bu mekruh değildir. Memur olup da sedeke toplayabilir diyor. فَاِنْ قَالَ وَلِمَ Dese ki niçin caizdir? وَفِي حَد۪يسِ رَب۪يعَةَ بْنِ الْحَارِسِ وَالْفَطْلِ بْنِ عَبَّاسِ اَلَّذ۪ي ذَكَرْتُ مَعَ النَّب۪يِّ اَلَّذ۪ي ذَكَرْتُ Senin zikretmiş olduğun رَب۪يعَةُ بْنِ الْحَارِسِ ile فَطْلِ بْنِ عَبَّاسِ'nin hadisleri var diye yukarıda. Hani dediler ki gidelim Resulullah Efendimiz'e diyelim bizi memur yapsın, sadakaları toplayalım, Resulullah'a ödeyelim, bize de bir nesip çıksın. Onlar da gittiler, dediler ki ya Resulullah biz yetiştik, evlenme çağımız oldu, bizi sadakalara memur tayin et, hükümetin hakkını ödeyelim, bizim de bir şey nasibimiz olsun. Buyurdu ki yok. Hemen çağırdı onların ikisini de everdi, yukarıda geçti ya. Onlar biz Beni Haşim'iz, Beni Haşim bu işi yapamaz dedi. Şimdi o hadiste sen zikrettin ya diyor. مَعَنَّب۪ي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِيَّاهُمَا مِنْ ذَٰلِكُ Bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz'le olan vakasını sen zikrettin. Öyle haram olduğu anlaşıldı. Sen burada helal diyorsun. Buldu. Ben cevabında derim ki مَا فِيهِ مَنْعُمْ مِنْ ذَٰلِكُ O hadisi şerifte meni olmadı. Resulullah Efendimiz onları siz gidip de sadaka toplamayın demedi. Ya ne yaptı? Ha, onların evlenme çağı mı gelmiş? Paraları mı yok? Fakir imişler. Beytülmal'dan hemen onların mehirlerini verdi, evlendirdi. Bu var. لَاَنَّهُمْ سَأَلُوهُ Onlar Resulullah Efendimiz'den istediler. اَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى السَّدَقَةِ Sadaka üzerine istimal ede. Sadakayı toplamaya memur yapar. لِيَسُدُّوا بِذَٰلِكَ فَقْرَهُمْ Bu sebeple kendi ihtiyaçlarını def eylesinler. فَسَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقْرَهُمْ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz onların fakirliklerini başka surette giderdi. Gidip de çalışacak, para toplayacak, sadakaları toplayacak, getirecek de oradan birisi alacak. Beytül malın humusundan onların ihtiyacını def eyledi. وَقَدْ يَجُوزُ اَيْدَى Yine böylece caiz olur ki اَنْ يَكُونَ Ola. اَرَادَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Murad etmiş ola. بِمَنْعِهِمْ
onları menesebebiyle memur olmaktan, en yüvekkilehum alel ameli, onları amel üzerine tevkil eder. Neye amel? Ala evsâkın nas. Nas'ın parasının kirlerini toplamayı onları memur eder, bundan çekindi. Yani Beni Haşim'e yakışmaz. O adi bir iş, gidip nasıl mallarının kirlerini toplayacaklar. Beni Haşim'e yakışmaz bu. Bunun için men etti. La le'enne zâlik yahrumu aleyhim. Yoksa Beni Haşim'e haramdır kabilinden değil. Yani helaldir ama fakat layık değildir. Ne için? Lictealihim minhum. Evet. Le'enne zâlik yahrumu aleyhim. Bu onlar üzerine haram olur. Lictealihim, onların maaşları. Ceal yani onlara verilecek bir para. Hükümetin tahsis etmiş olduğu maaş. Onların o maaşları olan minhu, o topladığı paradan. İşte alihim minhum, minhu Resulullah Efendimiz'den verilecek o para ola. Ümaletuhum, ümaleleri aleyhi, o mal üzerine. Yani onların Resulullah Efendimiz o maldan toplayacak ve o maldan verecek. Bu bunun için tahrim edildi. وَقَدْ وَجَدْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا. Bunun üzerine delalet eden bir rivayette, bir hadiste bulduk. حَدَّسَنَا أَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ حَدَّسَنَا قَبِيسَةُ بْنِ عُقْبَ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَيْشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ اَبِي رَز۪ينَ عَنْ اَبِي رَز۪ينَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Ali radıyallahu anh'den Ebu Rezin rivayet ediyor ki, قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ, Hazreti Abbas'a dedim ki, selin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den iste, yesta'amiluke ales sadakat, sadakalar üzerine seni memur tayin eylesin. Geç sadakaları topla ve oradan da senlerine bir hisse geçer. Fese'elehu, Hazreti Abbas radıyallahu anh, gitti Peygamber Efendimiz'e bunu söyledi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ. مَا كُنْتُ, ben olmadım. لِأَسْتَعْمِلَكَ, seni istimal etme için olmadım. Yani seni amil kılmam. عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ. Nas'ın günahlarının gusalesi. Yani bir adam sadaka verirse, zekatını çıkarırsa, o sadaka onun günahını yıkar. O yiyip kanan suyu toplamaya ben seni göndermedim. Niye? Nas kendi günahını o sedekeyle topladı. O kirli bir su. Sen ise benim amucemsin, mühteremsin. Seni öyle adi bir işte ben kullanmam. Hatta mesela kendimizde de var. Bir adamı tahsildar yapsalar. Hadi bırak seni. Tahsildar. Tahsildar merhup bir adam değil ki. O da tahsildar. Gidip sedekeleri toplayacak. Yani haram olduğundan dolayı değil de o iş Beni Haşim'e layık değildir de onun için. Devam görmedim. Mesela bir daireye Beni Haşim'den, Sadat'tan birisini getir. Birisini masanın başına koy, birisini kapıcı yap. Hademe yap. Tabi hademe o da helal ama fakat hademe olduğu gibi öteki de beriki de hepsi ona emredecek. Layık mı ona? Layık değil o. Peygamber Efendimiz'in akrabası olsun, sen onu kapıcı yap. Ondan sonra ona emret. Layık değil bu. Evet. Efela tera, sen görmez misin ki ennehu innema kürihe lehu listemal innema kerihe lehu. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'a mekruh gördü. Neyi? El istemale ala usaleti zunubin nas. Nas'ın günahlarının usalesini istemal için değil. Bunu kerih gördü. La le ennehu harume zalike aleyh. Hazreti Abbas'a haramdır. Bunun için değil. لِحُرْمَةِ الْاِشْتِعَالِ مِنْهُ عَلَيْهِ. O toplanılan zekattan onun ücretini, maaşını vermek için haram kılındı manasına değil. Ya yani ona layık değil de onun için. وَقَدْ كَانَ اَبُوْ يُسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ. İmam Ebu Yusuf oldu. يَكْرَهُ لِبَنِي هَاشِمْ. Beni Haşim'e mekruh görürdü. اَنْ يَعْمَلُوا عَلَى السَّدَكَ. Sedeka üzerine tahsildar olmayı mekruh görürdü. اِذَا كَانَتْ جُعَالَتُهُمْ مِنْهَا. Onların maaşları o sedekeden verilirse mekruhtur derdi. Ama hükümet onun maaşını başka bir maldan verirse, zekattan değil de başka bir maldan verirse olur. O zekattan verirse olmaz dedi, mekruh gördü. Kale buyurdu ki, لَاَنَّ السَّدَكَةَ,
sadaka tahrucu çıkar min malil mutasaddiki, sadaka verenin malından çıkar. Neye? İlel esnafilleti semmahallahu teala. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş olduğu sınıflara verilir. O da 8 sınıftır. Feyemlikul musaddeku. Musaddek malik olur. Yani kendisine sadaka verilen. Ba'daha ba'sine malik olur. Amil ya tahsildar ya. O 8 sınıfın içinden birisi de o. Ona da verilecek. Vahiyye halbuki o sadaka la tahillu lehu beni haşime helal değil. Hulâse beni haşimden birisi sadakayı toplamaya mükellef edilirse, eğer maaşı o sadakalardan verilecekse bu mekruhtur. Yok, hükümet başka bir tarafından onun maaşını verecekse o helaldir. وَحْتَجَّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا اِمَامَ اَبِي يُسُفِ اِحْتِجَاجَ اَيْلَدِي بِحَد۪يسِ اَب۪ي رَافِعَ اَب۪ي رَافِعِنْ هَد۪يسِيلَ حِينَ سَأَلَهُ الْمَخْصُومِيُّ Mehsumi ona sual etti. اَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ Kendisiyle beraber çıkar. يُصِيبَ مِنْهَا Sadakelerden ona da bir hisse ola. Beni mehsumdan birisini Peygamber Efendimiz sadakeleri toplamaya vezifeli kıldı. O da Peygamber Efendimiz'in kölesi Ebu Rafi'ye dedi ki benimle beraber gel. Sadakeleri toplayalım, sana da bir nasip olsun. O da geldi Resulullah Efendimiz'e sordu. Peygamber Efendimiz onu men etti. Evet. Ve muhalun en yusibe minha şeyen illa bi'umaletihi aleyha ve işte'alihi minha. Peki o mahzumu ona gel benimle beraber çık, sana bir şey isabet etsin dedi. Diyor ki bu da delildir ki diyor. Bunlara mekruhtur. Niye? Ve muhalun muhaldir ki en yusibe Ebu Rafi isabet ede minha o sadakelerden şeyen bir şeye isabet ede bir şey ala alamaz illa bi umaletihi aleyha onun üzerine amil olacak çalışacak da onun üzerine alacak ve işte'alihi minha bir de onun işte'ali fi'ali yani maaşı ondan kılınacak o sadakelerden kılınacak işte bunun için Peygamber Efendimiz razı olmadı. Bu da delalet ediyor ki İmam Ebu Yusuf delil getiriyor ki onların köreleri de şey olamazlar, vesifeli olamazlar. Ve halefe Eba Yusuf. Ebu değil, Eba onu tasih edin. İmam-ı Ebu Yusuf'a muhalefet etti. İmam-ı Ebu Yusuf ne dedi? Köleler de Beni Haşim gibi tahsildar olamazlar sedekeler. Ve halefe Eba Yusuf. İmam-ı Ebu Yusuf'a muhalefet etti. Fî zâlike bu meselede âhirûn, diğer alimler İmam Ebu Yusuf'a muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki la ba'se beis olmadı. En yükte'ale minha o sadakelerden verile. El haşimiye, haşimiye bir cü'ül bir para verile. Leennehu innemâ yehtemilu innemâ yükte'alu o maaş verilir ala amelihi onun ameline gitti, çalıştı, vezife gördü onun için verilir. Ve zâlike bu ise kad yehillü lil'aniye zenginlere helaldir. Zengine helal oldu mu, o köleye de helaldir. Zengin bir adamı hükümet tahsildar yapsa ki git sadakeleri topla. Toplasa, onun karşılığında ona bir maaş verse o zengin adam alabilir mi, alamaz mı? Alır. Halbuki sadaka, zengini almak haram. Evet, sadaka almak haram ama o çalıştığının ücretini alıyor. O helal. İşte bu köleler de böyledir. İmam Ebu Yusuf kerif gördü ama diğer alimler dediler ki hayır caizdir. Niçin? O köle, evet, Beni Haşim'in kölesine sadaka verilmesi mekruh. Fakat tahsildar olursa o kendi sayenin ücreti olarak alıyor, o helal olur. فَلَمَّا كَانَ هَذَا لَا يَحْرُمَا لَلَعْنِيَا Vaktaki o sadakaları toplamak için almış olduğu para haram olmaz. اَلَلَعْنِيَا Zenginler üzerine اَلَّذ۪ينَ شُلْبِ Zenginler ki يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine haram kılar اَغِنَاهُمْ Zenginlikleri اَسَّدَكَةِ سَدَكَيْهِ Zenginlikleri kendilerine sedek almayı haram kılar ama tahsildar olursa ücreti helal olur. كَانَ كَذَارِكْ اِيْذَا فِي النَّزَرِ Kıyasla bu Beni Haşim'de böyledir. لَا يَحْرُمُ ذَٰلِكْ عَلَى Beni Haşim Beni Haşim'e tahsildarlık haram olmaz. اَلَّذ۪ينَ شُلْبِ الْبَنِ هَاشِمْ كِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine haram kılar. نَسَبُهُمْ Nesepleri, Beni Haşim olmaları. اَخْسَ السَّدَقَةِ Sedeka almayı.
nesepleri sedaka almayı haram kılar ama fakat amil olur da gider, vazife görürse vazifesini mukabilinde alabilir. وَقَدْ رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. فِي مَا تُسُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ Hazreti Ayşe'nin cariyesi vardı Berire. Hazreti Berire'ye verilen sedakada bir hadis geldi ki o hadis daha aydınlığa çıkarıyor ki evet, Beni Haşim'in kölelerine sedaka verilir. اَنَّهُ اَكَلَ مِنْهُ Peygamber Efendimiz o sedakadan yedi. Ve kâle buyurdu ki huve aleyha sadakatun ve lena hediye. Bu Berire'ye sadakadır, bize hediyedir. Bu rivayette şu: haddesena bizalike fehdi. Kâle haddesena Muhammed ibn-i Sa'idin el-İsbahaniyyü. Kâle ahberena şerikun an Mansuri, an İbrahim'e, an el-Esvedi, an Aişete radıyallahu anha kâle. Hazreti Aişe buyurdular ki, dehale aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber bir gün benim evime geldi. وَفِي الْبَيْتِ رِجْلُ شَاتٍ مُعَلَّكَ Evde de bir koyunun budu asılıyordu. فَقَالَ مَا هَذِهِ Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu nedir? فَقُلْتُ Hazreti Aişe dedi, buyurdu ki تُسُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ Berire'ye sedaka verilmiş. Birisi ona sedaka verilmiş. فَأَهْتَتْهُ لَنَا O da bize hediye etti. Başka birisi Hazreti Berire'ye sedaka vermiş, o da Hazreti Ayşe'ye hediye etmiş. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki huve aleyha sedakatun ve huve lena hediye. Huve bu verilmiş oldukları bu koyun bu değil. Aleyha Hazreti Berire'ye sedakatun sedakadır. Ve huve işte bu et lena bize de hediyetin hediyedir. Sümme emere biha sonra Peygamber Efendimiz emretti. Ve eti feşuviyet. O kebap edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan yedi. Şimdi bu neyi izah etti? Beni Haşim'in kölelerine, cariyelerine sadaka verilebilir. Halbuki yukarıki hadiste Beni Haşim'in köleleri de sadakadan yiyemezdi. Burada da diyor ki yer. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebn-i vehbirenne maliken akberehu an Rabi'ata bin Ebi Abdirrahman anil Qasim ibn-i Muhammed an Aişete radıyallahu anha kâle Hazreti Aişe buyurdular ki dekhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz benim evime geldi vel burmetu tefuru bi lahmin ve udumin min udumil beyt tencere, taştan yaptıkları bir tencere ki diyor ona et ve idam sulu bir şey koymuşlar, o etle beraber kaynıyor. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki Elem ere burmeten fiha lahmın Peygamber Efendimiz'e bir yiyecek getirmediler. Getirmedikleri gibi dedi ki ben elem ere ben görmedim mi? Burmeten bir çömlek ki fiha lahmın burada yemek pişiyordu bunu ben görmedim mi? Gördüm yani. Kalu dediler ki bela ya Resulullah evet bu yemek pişiyordu ve lakin zalike lahmın bu bir ettir ki tusuddika bihi ala berire. Hazreti Berire'ye sadaka verilmişti. Ve ente la tekulu sadaka. Sen de sadaka yemiyorsun, onun için seni getirmedik. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, huve sadakatun aleyha. Bu Hazreti Berire'ye sadakadır. Ve huve lena hediye. Bize de hediyedir. Çünkü onlar Berire'ye sadaka vermişler. Berire de bize hediye ediyor. Binaenaleyh biz o hediyeden yiyebiliriz. Haddesena Ali ibn Abdirrahman قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة فذكر بإسناده مثله bu hadisi şerifi Ali ibn Abdirrahman da bu senetle zikreyledi. Haddesena Ali قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على بريرة بصدقة Hazreti Berire'ye bir sadaka verildi. فأهدت منها لعائشة رضي الله عنها O da Hazreti Ayşe'ye o sadakadan bir kısmını hediye verdi. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Ayşe bunu Peygamber Efendimiz'e zikretti ki Berire'ye verilen sadakadan bize bir parça verdi. Bu bize caiz midir değil midir? فقال صلى الله عليه وسلم buyurdular ki هُوَ لَنَا هَدِيَّ وَلَهَا صَدَقَةً Bu bize hediyedir, ona sadakadır. Nasıl ona sadaka olarak verdi?
Ama o da bize hediye etti, o vakit bize helal oldu. Haddesen ibn Ebi Davud, kal haddesen el-Vehbiyyü, kal haddesen ibn İshak, en-i Zühriyyü, en-Ubeyd ibn İssabih, en-Cüveyriyete bintil Halis. Kalet, tusuddiqa ala mevlatin li. Ümmahatül Mümininden Hazreti Cüveyriye diyor ki, benim bir cariyem var idi, ona sedaka verildi. Bi'udvim min lahmin. Etten bir parça. Fedekale aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz benim evime geldi. Fekale hel indeküm min aşa. Sizde yiyecek bir şey var mı? Evleden sonra olan yemekleri aşa derler. Fekultu ya Resulallah. Diyor, ben dedim ki ya Resulallah mevlati fülane. Benim filan cariyem var ya. Tüsüddiqe aleyha bi'udvim min lahmin. Bir parça et ona sedeke verilmiş. فَاَهْتَتْهُ لِي O bana hediye etti. وَاَنْتَ لَا تَكُلُ السَّدَكَ E sen de sedeke yemiyorsun. Bunun aslı sedeke. Sedeke yemiyorsun, onun için getirmedim dedi. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا O sedeke veren adam sedekeye vermiş, sedeke yerine geçmiş. فَهَاتِهِ Sen onu getir. اَيْنَا وِلِينِهِ Sen onu bana ver. فَاَكَلَ مِنْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ondan yedi. O cariyeye hediye sedeke vermişler, sedeke yerini bulmuş, onun mali olmuş. O da hediye etmiş. Onun için Resulullah Efendimiz'e helal olmuş ve yedi ondan. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةُ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارُ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّسَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقُ عَنْ جُوَيْرِيَّةَ مِثْلَهُ Yani Hazreti Cüveyriye radıyallahu anh'a'dan bu hadis-i şerifi Muhammed ibn-i Huzeyme'de rivayet eyledi. حَدَّسَنَا ابْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيَا قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Peygamber Efendimiz Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın evine geldi. Fekale buyurdu ki hel indeküm şey'un sizin yanınızda yiyecek bir şey var mıdır? Kaletle dedi ki yok. İlla şey'un illa bir şey vardır ki be'aset bihi ileyna nüseybetu Nüseybe'nin göndermiş olduğu bir şey var. Nüseybe ki işte Ümmü Atiye. Evet. Mineşşatilleti Şol bir koyundan bize bir şey gönderdi ki be'aste ileyha minas sadaka sen sadakadan Nüseybe'ye, Ümmü Atiye'ye gönderdin. Bir koyun göndermiş Peygamber Efendimiz. Bir koyundan sadaka. İşte o gönderdiğin o koyundan bize bir parça et gönderdi. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki inneha gad belagat mehillaha o sadaka yerini buldu. Yani yerini buldu. Mal oldu. O da bize hediye etti, bize helal oldu. Haddesena Ruh ibn al-Farij, kala haddesena Amr ibn al-Khalid, kala haddesena ibn al-Lehi'a, an Ebi Lesved, an Ebi Ma'an ibn Yezid ibn Yasar, an Yaqub ibn Abdillah ibn al-Ashad, an Abdillah ibn Vahb, an Ümmü Selemete Zevcin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ezvac-ı Mutahharat'tan Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor ki, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فندمس قسم غنما من الصدقة صدقة قوينري تقسيم etti فأرسل إلى زينب إلى زينب الثقفية بشاة منها o koyunlardan bir de Beni Sakife'den olan Zeynep isminde bir kadını bir koyun gönderdi. فأهدت زينب من لحمها لنا o Beni Sakife'den olan Zeynep onun etinden bize bir hediye gönderdi. فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz evimize geldi. فَقَالَ buyurdular ki هَلْ عِنْدَكَ فَقَالَ dedi ki أَلَمْ أَرَ لَحْمًا Anifen ben şimdi bir et gördüm. Görmedin mi? يُدْخُلَ عَلَيْكُمْ Şimdi size bir parça et getirdim. Ben onu gördüm. Evet. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ زَاكَ مِنَ الشَّاتِ Dedi ki, ya Resulallah o bir koyundandır. Elleti erselte biha ila Zeynep'e mine sadaka. Zeynep'i Sakafiye'ye göndermiş olduğun sadaka koyun var ya, o gelen et ondan. Ve ente la tekülü sadaka. Sen de sadakayı yemiyorsun. Felem nuhid.
biz sevmedik. En nümsike ma la tekulu minu. Yemediğin bir şeyden imsak edelim. Madem sen yemiyorsun, biz yedik. Biliyoruz ki sen sadaka yemiyorsun. Onun için onun hepsini biz yedik, buyurdu. Çünkü onlar biliyorlar Resulullah Efendimiz sadaka yemiyor. O da sadakadan olduğunda yemişler. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lev edrektuhu le ekeltu minhu. Eğer idrak etseydim, ulaşsaydım ben de ondan yerdim. Ama ulaşmamış, Resulullah Efendimiz gelince kadar yemişler. Felemma kâne vaktaki oldu, ma tusuddika bihi ala berirete. Berireye tesadduk edilen şey oldu. Caizen linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ekluhu. Peygamber Efendimiz'e onun yemesi caiz oldu. لَاَنَّهُ اِنَّمَا مَلَكَهُ بِالْهَدِيَّةِ. Çünkü Peygamber Efendimiz hediye terikiyle ona malik oldu. جَازَ اَيْضًا لِلْحَاشِمِيِّ. Öyleyse beni haşimdar olan bir kimseye de caiz oldu. اَنْ يَجْتَعِلَ مِنَ السَّدَقَةِ. Sadakadan maaş ala. لَاَنَّهُ اِنَّمَا يَمْلِكُهُ. O maaşına malik oluyor. بِعَمَلِهِ. Ameli sebebiyle. Daha bir sadakati, sadaka sebebiyle değil. Sadaka ona helal da o terikle değil, yok. Sadaka helal değil fakat iş görmüş de işin mukabilinde almış. فَهَذَا هُوَ النَّظَرِ. İşte kıyas da budur. وَهُوَ أَصَحُّ. Bu rivayet daha sahihtir. مِمَّا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَبُوْ يُوسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ رِزَالِ. Bu mesele hakkında İmam Ebu Yusuf'un zahib olduğu kevilden ise bu daha kuvvetli. İmam Ebu Yusuf neye zahib oldu? Beni Haşim'in köleleri tahsildar olamaz. Fakat İmam Ebu Hanife'nin bu kevli hayır olur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. El-Fatiha.